Gerçekten hiçbir umut yok mu doktor? Yok efendim. Beklemekten başka hiçbir çaremiz yok maalesef. Ah kızım. Ne yaptılar sana böyle? Gündüz sapasağlam emanet ettiğim kızımı akşama delirmiş buldum. Ben bunu sizin yanınıza bırakır mıyım be? He? Bırakır mıyım? Ya düzelmezse? Kalırsa temelli akıl hastanesinde? Mama, delilik kötü bir şey gibi konuşuyorsun. Nereden biliyorsun? Hı? Hiç delirdin mi? Kapı. Ben bir delireceğim, göreceksin nasıl olur deli. Şevkat, günaydın. Gelsene. Yok hiç asabımı katlamayayım. Sen Niko'yu çağır. Ne yapacaksın? Ya sorma kızım, bir şey deneyeceğim. Çağır. Ben de deney. Akıl hastanesi de kapatacağım. İstiyor musun? Sen de Niko'yu kapat, ben de seni kapatayım. Ha? Ha, şuradan bir tane kapatacağım. Şimdi göreceğin günü asabımı bozmaz. Çağır Niko'yu. Öf be. Kim? Muhtar efendi. Şevkat kapıda. Öfkesi burnunda seni bekliyor. Ben şuna bir ayar vereyim. Dene de gör. Gel, kahvaltıdayız. İştah mı bıraktınız kardeş? Uykuyu da haram ettiniz. Sabah sabah kalaya mı geldim? He, kalaya geldim. Dün maçtan meteliksiz döndüm. Şimdi Esin'e gidiyorum hastaneye ziyarete. Olanya falan alma. Yaz, bana biraz para versene. Bende de hiç para yok Şevkat ya. Dün Arslan'ın taksidini ödedim. Ya ne arsaymış arkadaş ya? Kaç hektar oğlum bu arsanın? Ne yapacaksın? Organik tarıma mı giriyorsun? Ne yapacaksın? Nasıl bir arsaymış la bu? Şevkat, yemin ederim yok. La bari yemin etme la. Çarpılacaksın ya. Bırak tamam. Gireyim ha, gir. O ayağını da görmedim sanma. Esin'cim beni duyuyor musun? Esin, kızım beni duyuyor musun? Kimse yok mu? Hay! Sen de kimsin ya? Ben senin hayali dostum Esin. Neredeyim ben? Başka alemdesin Esin. Esin, benim ben. Babana bir merhaba demeyecek misin? Esin. Babam mı? Nerede babam hani? Nerede babam? Hem çok yakın hem çok uzak buraya gelemez. Ne diyorsun sen ya? Bilmece gibi konuşup aklımı karıştırma beni. Canım kızım benim. Lütfen bana bakar mısın? Benimle konuşur musun Esin? Baban seninle konuşmak istiyor. Ya ben de onunla konuşmak istiyorum ama yok ki. Nerede babam? Esin. Bozkır. Bozkır, bak el alemin sazıyla uğraşana kadar bir çivi alsan da şunu içerki odaya assan diyorum. Asmayıp da besleyecek değiliz. Götür içeri koy, asarım ben sonra. Ya taşındığımızdan beri 40 kere aynı şeyi söylüyorum. Asmıyorsun. Hadi as şimdi. Ya taşındığımızdan beri o kadar çok şey söyledin ki arada kaynamış. Ya evet ancak kaynadı. Ne bu? Bu ne? Ne bu? Modern şohben anneciğim. El alem Mars'a gitti, suyu buldu. Biz bu evde bir sıcak su bulamıyoruz. Niye acaba? Yani çektiğimiz rezalete bak. Şu şohbeni hala yaptıramadın. Ya adamı çağırdım, yapılacakların ötesini hepsini bozdu gitti ya. Ya çağır bir daha herifi, yapsın şunu. Ya Gülperi, adam sadece aletleri bozmuyor, sinirimi de bozuyor. Aramak istemiyorum ya. Git demlikle idare edin ya. Ah yani 40 keredir aynı şey söylüyorsun. Neyi idare edeceğiz? Taşıma demlikle değirmen döner mi? Lütfen adamı telefon et, çağır. Al bunu da koridora as. Ah. Usta telefon çalıyor. Hayırdır inşallah? Biri kulaklığını çınlattı herhalde. Olur mu öyle şey usta? Biri telefonu andı diye çınlamaz ki bu alet. Biri arıyor herhalde. Bakmak lazım değil mi ya? Evet usta ya, bakmak lazım. Bak o zaman oğlum. Sen oturma organı büyüttüğün mü veriyorsun o kadar parayı?
Bundan sonra benim telefonlarıma da sen bakacaksın. Aç bakalım alo de. Cuma aslında müsait değil, ben yardımcı olayım de. Hadi bakalım. Alo, buyurun. Tesisatçı Cuma Usta'nın telefonu. Bana Cuma Usta'yı versene, Cuma Usta'yı. Buyurun Bozkır Bey, ne arzu etmiştiniz? Tabii tabii, hemen veriyorum kendisine. Sen istiyor usta. Anladım, hadi bakalım. Efendim Bozkır Bey, buyurun. Şofben mi? Nesi var? Lan ne demek nesi var? Yıkıp döktün ya her şeyi. Çabuk buraya gel, hepsini bitir lan bunun. Ha gelirken diyanına 50-60 santimli bor al, boru. Nesi varmış? Sinir ya. Alo. Allah Allah. Aa, muhasa bir adam be ya. Şişt. Hadi kalk bakalım. Şofben'le rövanş maçımız var. Damire'ye gidiyorsun. Allah yaşasın. Tezene'yi göreceğim. Göstereceğim ben sana. Buradan böyle bir çakacağım. Tezene'ye kadar yolum var. Hadi bakalım topla takımı taklata. Bir de 50-60 santim su borusu ayarla istedi. Onu da kes oradan bize. Su borusu ne olacak usta? Ne bileyim ben be ya. Allah Allah. Cins işte. Herhalde su borusunu falan patlattı. Onu mu tamir ettirecek? Hadi. Oyalanma. Çabuk ol. Hadi hazırlan. Of be ya. Oo, günaydın Şefkat. Oğlum, onu indir oradan, vallahi bak yediririm sana ha. Ya ne cakçuk ediyorsun ya? Onların sayesinde yırttın akşama. Seni vurmaya geldiler, haberin olsun. Kim vurmaya geldi be? Ne bileyim kim geldi, bir daha gelirlerse sorarım istersen. Sahi, Esin nasıl? Ne bileyim oğlum ben, daha akıl hastanesinde online bağlanamadık. Şevo, çay var lan, içecek misin? Dayak var lan, yiyeceğim mi? İçmezsen içme be, Allah Allah. Ya kardeşim, o kız korktu ya. Sen hiç hayatında korkmadın mı oğlum? O düzedir. Eskisinden daha iyi olur oğlum ya. Hiç. Oğlum siz dua edin, o kız bir an önce iyileşsin. Yoksa ben size gösteririm öyle cenazeli menazeli şahı. Bu nasıl bir şekilde lan? Bu ne ara... Adama bak ya. Dangırdama sabah. Sen ne zaman saçını başını tarzı böyle janti ettin kendini be ya? O kravatı mı niye taktın, hayırdır? Hazır gıta dolanıyorum usta. Müstakbel kayınpederin gözüne girmek için saygıdan şey ettim. Ben sana bir girişeceğim, böyle içli dışlı haberin yok be ya. Çıkar o kravatı. Ne öyle işçi tulumuna kelebek konmuş gibi. Biz yetkili servis miyiz oğlum? Tam bağımsız federe tesisatçıyız. Çıkar, istemez. İşçisin sen, işçi kal. Hadi bakalım. Ben ne yaptım ki usta ya? Sen neredeysen onu yaptım. Esin aradı, ben de öyledim. O kadar vallahi billahi ya. Konuşma. Kaç para var kasada? Dünkü para duruyor, hiç dokunmadım ha. Bu kadar mı lan? Cenaze vardı usta, erken kapadım. Bak bir de cenaze vardı diyor. Bu kart ne lan? Dün kıl bir herif geldi usta, o bıraktı kartı. Aha, aranan kan bulundu. Yaptığımız ilk muayeneye göre kızınız Ender, Nadir ve de Nadide bir travmanın içinde efendim. Kendisi rüya aleminde. Gerçeklikle bağ kopuk efendim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yani kopuk derken nasıl? Ben pek anlayamadım. Biraz açar mısınız? Size şöyle anlatayım Cevdet Bey. Kızınız bir hayal aleminde dedim ya efendim. Burada olanları algılıyor, kendi hayal alemine tercüme ediyor. Yani adapte ediyor. Yani Türk televizyonlarındaki Kore dizileri gibi. Peki şimdi bunun nesi kritik? Size daha ayrıntılı anlatayım isterseniz. Efendim, kızınız evrenin başlangıcında. Eğer bunu atlattık. Atlatamadık, bir sonraki evreye geçerse ona bütün kapılar kapanır. Ve bir daha geri dönüşü olmaz efendim. Kızınız aynen bunun gibi olur. Ot gibi olacak. Yani bu kızı hayata geri döndürdük. Döndüremedik. Gavur daha yer misiniz? Yok. Sağ ol. Vallahi gavur yapmıyor ama çok güzel yapıyor. Size çay söyleyeyim mi? Teşekkür ederim istedim. Al, içeriz.
Hayırlı günler Bozkır Bey. O şofenin anasını ağlatmaya geldik. Bu sefer elimden kurtulamaz o şofen askeri. Boruyu getirdiniz mi? Buyurun Bozkır Bey. Sizin için en güzelini, en kalınını seçtim. Aa, çok güzel. Beğendim. Aferin. Niye burada konuşuyoruz veya içeri girsek ya? Şiddet içerikli bir konuşma yapacağım da aileye uygun değil. Hayırdır inşallah, bir şey anlamadım ama. Eğer bu sefer de var ya, bir şeyi kırın, dökün, herhangi bir şeye zarar verin. Bu boruyla var ya, ikinizin de kafasını paramparça edeceğim. Hatta çay molası vereceğim, dinlenip dinlenip tekrar dağıtacağım. Anladım ben be ya. Borunun en kalını getirdin değil mi? Ha, senin beynin ben be ya. Ya giyin hadi. Gir içeri. Niye geldik buraya? Her canlı ölümü tadacaktır Nikocan. Gel bak ne tattıracağım sana. Ya müşteri diyor kahve, sen götürüyorsun çay. O zaman bir su getir bakayım bana. Selamünaleyküm. Boy mu attın lan sen? He. El lan aşağı. Beni vurmaya gelmişsin, hayırdır? Ölmedin mi lan sen? Öldüm ama senin için yeniden dirildim. Hortladım. Yok artık. Yani hem bağırdı, hem uçtu, hem bayıldı. Nasıl korktuysa demek ki. İnsan oldu. Usta, ne oldu sana? Elin ayağın birbirine dolaştı. Allah'ım aklımdan çıkmıyor ki be. O getirdiğiniz boru vallahi hep gözümün önünde. Ben stresten hata yaparım ama be ya. Vallahi ondan sonra da bu bozkır ayısı kafamızı patlatır bizim. Ben de tezeneyi göremedim diye aşırı stresliyim usta. Susak gene susak be. Oğlum bak, biz kafamızın derdindeyiz. Kafamızı patlatacak adam, onun korkusundayız. Sen hala tezenenin derdindesin be. Vallahi kanım çekildi resmen be. Ben burada stresten çalışamıyorum. Ben gideceğim bu bozkır ayısıyla konuşacağım. Madem dövecek, içtiyse kask takmamıza izin versin ya. Usta, söyledi tezeneyi görmeden kırmasın kafamız. Çırağın son arzusu bu de. Ben başlayacağım aşkının ızdırabından. Biz ekmek parasındayız be ya. Bozkır, hala niçin şu tabloyu asmıyorsun? Niçin? Ya tamam Gülperi, tamam ya. Şu şoför yapsınlar, ben hallederim ya. Kusura bakmayın, kulak misafiri olduydum. Artık misafir umduğunu değil, bulduğunu duyarmış. Tablo mu asılacak be ya? Evet, tablo asılacak. Ama önce siz Cuma Efendi şu şofbeni tamir edin. Bozkır tabloyu asar. Hallederiz onu be ya. 5 dakikalık iş var, ne olacak? Tamam lan tamam. İstemez. Altına bir çivi çakılacak. Aşk olsun ama biz buradayken yani ev çiviyle olmaz o iş. Vallahi duvarı çatlatırsın, sıvayı dökersin. Ona böyle matkapla delik açıp düvel kalktırmak lazım be ya. İyi, tamam. Hadi al. Al çabuk hemen. Hemen şu koridora asılacak. Tamam efendim, siz bize hedef noktayı gösterin yeter. Şurası. Burası. Emin misiniz? Evet, eminim. Tamam. Evet. Tezene neredesin? Tezene! Sana ne oluyor ya? Tezene'yi aramanıza yardımcı olayım dedim. Birlikte daha kolay buluruz. Tezene! Kes! Yıl ışıklığa lüzum yok. Yardım et sen ustana, hadi. Tamam efendim, halledeceğiz biz. Bozkır Bey, biz bu tabloyu asıp sizi büyük bir zahmetten kurtaracağız. Bu al ve hareketlerimizden dolayı hafifletici sebep olarak acaba elinizdeki boruyu bıraksınız mı? Hayatta bırakmam, hayatta. Bırakamıyorsanız da azaltsanız bari. En azından ben size daha ince bir plastik boru getireyim he, Bozkır Bey. Hadi lan hadi. İşinize bakın hadi. Tamam oğlum, hadi bakalım sen takım çantasını getir, matkabı da getir. Ailece şimdi asarım ben bunu. Ne olabilir ya? Alt tarafı tablo asacağız yani. De ben bunun tersi yüzü neresi onu anlamadım. Her taraf güldü çünkü be. Geç 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 geç. Oh yarasın. Nasıl, daha iyi misin? İyi. Şimdi sen benim dükkana gelmişsin. Kartını bırakmışsın. Ben de kartı görünce dedim gideyim bari dedim. Bu adama dedim ben bir yumurta satayım dedim. Git lan işine, ne yumurtası? Oğlum benim işim lan bu. Yumurtacıyım lan ben. Sana 10 karton numune getirdim. Organik. İstemez de yumurta filan. Sen git o yumurtaları tavuklarını... İndir lan oyunu.
Tavuklara saygılı ol biraz. Şimdi nasıl ki iş başka, arkadaşlık başka, benim nazarımda da iş başka, düşmanlık başka. İkimiz de ticaret yapıyoruz. Şimdi sen şey söyle bakayım bana, sen bu yumurtaları nereden alıyorsun, kaça alıyorsun? Ne parası lan? Kötüyüm oğlum ben, kötüyüm. Bir de paramı vereceğim. Adamın canını bağışlıyorum, ödeşiyoruz işte. Ben sana helal ticaret öneriyorum oğlum. Kartonu 20 lira. Bak bu fiyata bulamazsın. O da zaten merhaba kampanyası yaptım sana, özel dumping. Hakiki organik köy yumurtası ya. Helal ticaretle benim işim olmaz. Lan kartonu 20 lira diyorum, 20 lira. Bu fiyata bulamam bu yumurtayı. Kaliteli, birinci sınıf doğal yumurta diyorum. Ya kırıyorsun yumurtayı, kayısı gibi turuncu düşüyor la böyle. Hadi ver elini, ver. Lan ver şu elini, hadi. Organik yumurta. Kartonu 20 lira, 10 karton, 200 lira. La oğlum, bak. Kemik sesinde desibel rekoru bende. Halı sahada kırdım. Burada şimdi bana egale ettikme rekoru. Sefik, bence anlar. Ticaret dostluğu pekiştirmiş. Tamam lan, anlaştık, anlaştık. Aferin lan Niko. Vallahi seni ağzını açmasan ikna edemiyordum. Psikopatlı herif sıkıyor, sıkıyor, gıkını çıkartmıyor. Sen hadi arabadan yumurtalar al, ben de şuradan bir tatlı yaptırayım. Tamam. Ne Murat'ı? Aa, Sümer. Sen banyodan tuvalet kağıdı yol, gel bakalım onu da güzelce ıslat. Şimdi buralar toz olur matkaptan dolayı. Bozkır Bey sinirlenmesin. Tezene de istesek o getirse ya usta. Ne yapıyorsun be ya? Dünya gözünden bir görmüş olurdum aşkımı. Bak İsmail, elimde ruhsatlı matkap var. Vallahi saplarım bir tarafına ha. Ne yapıyorsun oğlum? İşine konsantre ol be ya. Bırak kızımızı şimdi. Hadi bakalım. Hadi bak, oradan boru bize bakıyor böyle dikmiş gözünü. Hemen getiriyorum usta. Hadi bakalım. Var bismillah. Sen niye kendine böyle stres yaptın Cuma ustacığım ya? Sen yılların ustasısın, sakin ol. Hadi bismillah. Bu ne be? Sorunu var. Yok be ya, yok, ne sorun olacak? Biraz matkabın dişi kırıldı da. Buradan sumur sumur geçer abi, ben senin gibi bir tatil daha. Getirdim usta. İşimiz bitti İsmail, işimiz bitti. Nasıl bitti usta, daha dübel takacaksın, şopyanı tamir edeceksin. Öyle değil be ya. Dünya ile olan ilişkimiz tamamen bitti bizim. Galiba sürdüm, patlattım. Şaka yapıyorum. Yalan söylüyorum değil mi? Sen böyle bir salak olamazsın değil mi usta he? Sen böyle bir mallığa meyil vermezsin değil mi usta? Şaka yapıyorum, gel bak. Allah, usta sen ne yaptın ya? Ne oluyor lan? Yok bir şey be ya. Çok güzel çizmişti. Ressam ona çok şaşırdı. Ben de onu ikna ediyorum işte sanat böyle bir şeydir diye. Ne yapacaksın lan? Alt tarafı ufacık bir delik denecektim. Metro tüneli mi açıyorum? Ne yapıyorum ya? Olacak lan, öleceğe çağrı yok. Olacak bu. Ölecek miyiz? Oğlum ne yapacağız ya? Elinin ayarını serik usta ya. Her tarafı basıyor. Çok bir şey yap. Hadi bakalım. Nasıl yap? Nasıl yap? Evet. Döndür bir daha. Şimdi bağla onu. Bağla, 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 bağla. Şimdi o fiyongun ucunu da bıçağın sırtıyla şöyle çektir bakayım. Şey yap. Çektir. Ha, yok olmadı. Ama onları öğren bak, bunlar güzel oğlum inceliktir ben... yani, nüanslardır, fark yaratır. Tamam abi, onu ben öğreneceğim. Olabilir. Hop, yavaş, koy şöyle. Evet, 10 karton yumurta, 200 lira alayım. Helal et. Oldu olacak, tatlıyı da ikram et bari. Tamam. Şimdi bana bak, sen böyle zırt pırt bayılıyorsa sabahları böyle bir bardak ılık suya birkaç damla limon sıkıyorsun, aç karnına onu içiyorsun, tamam? Hadi kolay gelsin. İlik su. Lan ticaret diyor, bereket diyor, limon diyor oğlum. Öldüreceğim lan, bela mıdır nedir? Aklını alacağım lan sen. Ney? Buradaki bütün tatlıları zorla sana yedirip ondan sonra da dükkanın bütün camlarını indirip burayı kullanılmaz hale mi getireyim? Akıllı olacaksın. Kolay gelsin.
Sağ ol abi. Sağ ol. Ya paranın gözü kör olsun tabii ama pozitif bir yanı da yok değil yani. Hani sinire strese iyi geliyor. E hasta ziyaretine moralli gitmek lazım abi. Bak, iyi ki o gün o adamı dövmüşüm. Durduk yere 10 kartonluk iş bağladım haftada. Kainatın devir daimi bu işte. İyilik ve kötülük raks eder. Niko sen de iki laf ettik diye ama havaya girme. Esin düzelene kadar sana konuşmak yasak abi. Vallahi bak açarım kapıyı, basarım tekmeyi arabaların altında rast edersin ha. Hoş gelmişsin be güzel abim. Kolay gelsin kardeş. Sağ olasın. Güllerim, papatyalarım, kasım patılarım çok güzeldir. Yok yok. Güllere hiç girmeyek. Papatya da sassı olur. Ya biz akıl hastanesine gidiyoruz da hasta ziyaretine. Sen ona uygun şeyle karışık bir demet yapıver ya. Hemen canım abim. Böyle. İyi, sağ. Çok güzeldir be abi. Eyvallah. Kaç para? 50 lira versen yeter be. 50 lira versem yeter. Aynen. 70 hali 50 lira ya. Heh. Çok sağ olasın be abi. Sen de sağ ol. Allah gelsin. Bereket versin. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. 50 lira versen yeter diyor bak. Çek parmağı kadar etti. Niye ya? Sen çek sen. Emin misin? Ya eminim sen çek. Çekiyorum. Ne yapıyorsun be ya? Ne yapıyorsun oğlum? Abdest alıyorum usta. Bozgur Bey kafamızı yarınca öte tarafa abdestsiz gitmeyek dedim. Ha, kimden akıl alıyorum be ya? Akıl akıl. Ne takıl ne yapıyorsun? Bitmedi mi lan hala tablo asma işi? Eşhedün ya. Olur mu be ya? Yani bu ince iştir. Sanat işidir bu. Ne sanatı lan? Bir de ne lan bu duvarlar? Oğlum ikinizin ne oldu lan size böyle ıslaksınız? Duvarlar toz olmasın diye ustamla biraz su attık duvarlara Bozgur Bey. Yüzümüzdeki de alın teridir be ya. Hem bu sade terin görünen kısmı bir de görünmeyen yerler var bir bilseniz. Her taraftan şaldır şaldır terliyoruz vallahi. Lan oğlum daha işe başlamamışsınız. Ne ter oğlum ya? Ha, sen bir de başlayınca gör. Geçen gün ben bir işe gittim. Az kalsın alın terimden boğuluyordum bayağı cansimi de attılar. Senin bu parmağın niye devamlı duvarda? Hangi parmağım? Benim parmağım. O parmağım benim parmağım. İyi noktaya parmaklarsınız Bozkır Bey. Kutluyorum size. Bu sorunuza İsmail cevap verecek. Evet İsmail sen neyiz? Şeyden orada Bozkır Bey ustam delik deleceği yere parmağından tespit ediyor. Kerteriz alıyor ondan öyle. Yalmış işte delsene orayı. Olmaz. Olmaz bakalım burası doğru bir yer mi be ya? Belki oradan bir kavga geçiyor bir şey oluyor yani. Bak al sağ al sağ. Hayatta olmaz. Al sağ ol. Lan al sağ ol sana. Gör mü gör? Vallahi gitmem ben noktayı belirledim. Aha bastım yerdir. Yalnız buna ince hesap yapacağız şimdi. Ben bunun ince hesabını da... İsmail sen bana metreyi ver bakalım. Ben onu bir ölçeyim biçeyim milimetrik olarak. Ne haliniz var söylüyorum oğlum. Ya bak en ufak bir yere bir hasar gelsin, bir çizik olsun. O boruyu biliyorsunuz değil mi boruyu? Bilmem be ya. Yemin kafanıza gözünüzü bilmiyorum ha. Tamam siz şey yapmayın. Biz de ya. Allah'ım, Allah'ım ne içine düştük biz be ya? Biz nasıl bir kabusun içine düştük be ya? İzin verirsen ağlamak istiyorum İsmail. Müsaade senin usta. Yapma usta. Ben de ağlatacağım. Nasıl benim içime akıyor? Usta. Nasıl yapacağım usta? Selamünaleyküm. Selam. Ziyarete geldik de. Kime gelmişsiniz? Esin Uçer. Ne zaman geldi? Dün gece. Buyurun. Eyvallah. Gece mi gelmiş? Dün gece getirdiler. Gece geldiyse kesin uzaylıdır o. Vallahi biz konuya yabancıyız. Siz daha iyi bilirsiniz. Uzay gemisi var mıymış peki? Gezdirsin bizi. Çok sıkıldım ben bu dünyada. Vallahi biz de çok sıkıldık da. Şimdi uzaya git gel çok benzin yakıyor biliyor musun? Ben mekiği sanayiye verdim. Tüp taktırıyorum. Takılsın söz gezdireceğim seni. Monaco prensesiyim ben. Öyle tüplü müplü gemilere binemem.
Görüyor musun? Paran yoksa deli bile yüzüne bakmıyor. Vay anasın. Esin bana bak. Esin'cim aç ağzını hadi. Esin. Şişt, eve kalk bir bakalım ya, sağa sola belki bir çıkış yolu buluruz. Ay aman otur. Ben bakarım kendim. Bu ne ya? Anam antika bu. Evet. Ay ben bunu babama götürürüm. Bak. Adı Yiğit'sin. Sihirli lamba bu. Ay bu sihirli lamba mı? Neredesin Esin? Bir saattir seni arıyoruz. Sen kimsin ya? Tanımadın mı beni ya? Ben Şevkat. Hadi yine iyisin. Dile benden ne dilersen. Kolay gelsin. Buyurun. Esin şöyle ziyarete geldik. Bir saniye bakıyorum. Şevkat! Ne işiniz var sizin burada? Esin'i ziyarete geldik Şevket Bey. Hangi yüzle geldiniz siz buraya ya? Ha? Ben kızımı sana emanet ettim. Çorbacı, sen de bu duruma şahit oldun. İki ne yaptınız siz? Ha? İkiniz birlik olup aynı gün delirttiniz kızımı ya. Cevdet Bey, böyle olsun istemezdik. Affedin bizi. Neyi affedeceğim ben sizi? Niye affedeceğim ben sizi? Benim ciğerim yanıyor burada ya. Zaten kalp hastasıyım. Ya siz benim de mi ölmemi istiyorsunuz? Allah korusun. Esin şu anda kendi başına bir su bile içemiyor. Haberiniz var mı bundan? Yok. İşte biz de durumunu öğrenmeye geldik. Esin şimdi bir rüya aleminde yaşıyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Farkında bile değil. Doktor bunun bir ara evre olduğunu söyledi. Eğer bu böyle devam ederse tamamen elimizden uçup gidecek. Ara bak Şevkat. Kızımın aklı gitti, benim de canım gitti. Eğer babana bir can borcum olmasaydı ben yapacağımı biliyordum. Artık aramızda hukuk, mukuk bir şey kalmadı. Cevdet Bey, Şevkat'in kabahati yok. Tamamıyla bizim kabahatimiz. Ben anlamam çorbacı. Ben kızımı kime emanet ettiysem onu bilirim. Derhal gidin buradan. Derhal çıkın gidin buradan. Kapıdan çıktığınızı görmek istiyorum. Defolun. Sakın bir daha geri dönmeyin. Şevkat, ne olur kurtar beni buradan ya. Emrin olur. Hemen bir uçan alı çağırayım. Ha, dur. Şey, deve de bizimle gelsin. Ne? Yok. Ulan ben bunu insan hali çekemiyorum. Deve halini hiç çekemem. Hayatta olmaz. Şevkat! Gitme dur! Ay Şevkat! Ay! Yaktınız lan bizi. Kızımı da beni de çıra gibi yaktınız. Ben de sizi yakmazsam. Cevdet Bey amcacığım hoş geldiniz. Buyurun gelin çayımızı kahvemizi için. İstemez. Sen mahalleliyi topla buraya. Şişt, Müso, Kazım. Şişt, lan bilet gelin. Gel. Müso. Barik abla. Bahar, bozkır ne oluyor? Hadi gelsenize abi, toplarsanıza şuraya Allah Allah. Ne oluyor be ya? Mahalle kalmadı yine. Hayırdır inşallah. Bak, hala bakıyor ya. Hoş geldiniz. Hiç de hoş gelmedin Marika. Hiç hoş gelmedin. Yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun. İki çift laf etmeye geldim size. Ya kaç yıllık kiracılarımsınız sizler benim. Bir güne bir gün birisini gönderip de kiralarınızı ödediniz mi diye size hesap sordum. Dinle. Sormadım. Yahu kızım geldi yurt dışından. Sizlerle beraber çocukluğunun geçtiği bu mahallede birlikte yaşamak istedi. Ama siz ne yaptınız ya? İki günde delirttiniz kızımı benim ya. Yakıştı mı bu size? Ah be Cevdet Beyciğim, affedin bizi. Bir hatadır oldu. Çocukların gençliğine verin. Hele sen Marika, hele sen. Senden hiç beklemezdim bunu. Bu gençlerin ablası olacaksın. Onlara örnek olacaksın.
Ne yaptın? Bunlarla birlik olup kızımı delirttiniz ya. Cevdet Beyciğim, aslında Marika ablanın çok da bir suçu yok yani. Doğru söylüyor Cevdet Bey amca. Yani biz harbiden gerçekten çok özür dileriz ya. Ne yapmamız gerekiyor kendimizi affettirmek için? Vallahi de billahi de her şeyi yapmaya hazırız Cevdet amca. Söyle yapalım ya. Ne yapacaksınız? Ha? Ne yapacaksınız? Esin kendinde değil ya. Kimseyi tanımıyor. Beni bile tanımıyor çocuk. Nasıl affettireceksiniz? Bana bakın. Eğer Esin iyileşmezse, hastaneden çıktıktan sonra kendi rızasıyla sizi affetmezse, hepinizi bu mahalleden süreceğim. Başınıza yıkacağım bu mahalleyi. Molozlara bakar bakar eski günlerinizi hatırlarsınız. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Haklı adam. Melek gibi adamı delirttiniz, çiğninden çıkarttınız. Tüh! Gördün mü? İki günde sapasağlam kızı delirttiler. İkinci sözünü de ben söyleyeyim. Ah Bozkır, ah. Tezene depresyonda diye bizi getirdiğin yere bak. Bir de espri yapıyorsun. Ya bravo. Hadi Allah aşkına. Yürü, yürü. Siz bu tabloyu hala asmadınız mı yahu? Asacağım be ya, noktasını buldum. Ne oluyor mahallede, hayırdır? Böyle aralı böyle Cevdet Bey meselesidir. Kız değil mi oğlanın kızı? Ah ne çekti o adam biraz be ya. Fransa'dan geldikten sonra iyice art diski yaktı o kız vallahi. Nasıl ustasınız ya? Hala bir çivi çakamadınız duvara lan. Kardeş, Cuma ustası. Şimdi sen onu bırak, şu şohbeni yap. Tablo kalsın. İstemiyorum tabloyu. Olur mu be ya? Akaret sayırım ben bunu kendime. Cuma usta başladı işi, yarım bıraktı dedirtmem ben kendime. Hiç merak etmeyin, ben zaten doğru noktayı buldum. Hesaplar, kitaplar hep tuttu. Her yer burayı gösteriyor. Siz merak etmeyin, ben halledeceğim yalnız. Ama bizim de rahat çalışmamız lazım. Lütfen boşaltır mısın koridoru İsmail Bey? Lütfen koridoru boşaltın, rahat çalışalım. Bana matkabı da verin, hadi bakalım. Lütfen dışarıda bekleyin. Biz operasyon sonrasında gereken bilgiyi size ileteceğiz. Ya hakikaten Gülperi, ben sizi bu mahalleye niye getirdim ya? Lan burada herkes cins. Tamam Bozkır'cığım, biz çıkalım da yapsınlar bir an önce. Bir şeyler atıştırırız biz. Lütfen, lütfen dışarıda, lütfen. Kapa kapıyı. Biraz zaman kazandık usta. Evet, o kadar büyük zaman ki 15 dakika artık neremizi sığdırırsa. 15 dakika sonra eşek cennetine gideceğiz, haberin var mı ya? Ay kapını ya. Esin, Bora ben sevgilim. Bak yanındayım aşkım. Esin'cim, beni tanıdın mı? Ben Sanem. Bunlar ettin zehirli lambayı. Kurtulursun bu çölden. Bak, seni uyarıyorum. Böyle saçma sapan konuşup benim sinirimi bozma. Esin'cim, seni öpebilir miyim? Tamam, bu da bir tepki. Ben öpmeyeyim. Tamam o zaman, sevgilisi öpsün. Belki tepki verir. Hadi Bora. Hadi Bora. Tamam, tamam. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Hadi, öpüşüp barışalım. Öpüşmesi be. Saçmalama, istemiyorum. Gel, gel öpüşelim, gel, gel, gel. Ah, çok güzel. Bunu mutlaka doktoruna söylemeliyiz. Evet, haklısınız. Size tepki vermesi pozitif bir şey ama verdiği tepkilere bakılırsa sizi yanında pek istemiyor. Yani? Yani. Yani? Yani. Yani? Yani kendisi şu anda çok hassas bir evrede. Biz çağırana kadar güle güle. İyi günler. Arrivederci. Hasta la vista. Naş. Ya ama o bizim en samimi arkadaşımız. Yani bize ihtiyacı var. Olabilir ama travma yaşadığı olayın içinde siz de vardınız. Sizi gördükçe o olayı tekrar yaşıyor olabilir. İyi de biz bir şey yapmadık ki. Biz sadece Esin'in yanındaydık. Gel de deliye anlat. Aklı yok ki şu an. Kırmızı halıyı yıkamaya verdik. Hadi bakalım. Sağlığınıza. Ya olsun. Moralimizi bozmayalım. Ya tamam bizi istememiş olabilir. Ama neticede tepki verdi. Bu da bir adım. Yasin'e kadar imser düşünemiyorum senin. Esin bizi tanımıyor, istemiyor. Duymadın mı doktor? Bir daha gelmeyin dedi.
Uf, elimiz kolumuz bağlandı ya. Ay, ya bu evreyi geçerse ya hep böyle kalırsa? Ay, öyle deme, onu mu düşünelim? Düzelecek. Siz böyle pozitif enerji göndermeye devam edin kızlar. Ben de gidip onların anlayacağı dilden konuşayım. Ya Bora! Bora bir dur. Elim korktu bayağı. Ya usta ben senin yanına çırak olarak niye girdim anlamıyorum ki ya. Hayır stres diz boyu ya. Vallahi yemin ediyorum işsiz güçsüz zamanlarımı mumla arıyorum. Vallahi ben de mumla arıyorum. Mum. Tabii be ya. Aferin lan Osman. Vallahi bravo sana. Kap gel dışarıdan bana bir mum bakalım. Hadi. Ne yapacaksın ki mumu? Ya sana ne be ya. Getir sen getir. Ben halledeceğim şimdi. Koş. Ne yapacağım mum diyor. Mum yakıp derdime bakacağım. Acele et biraz. Çok güzel. Kopar bakalım dibinden bana birazcık. İyice kopar. Ver seni. Ver bakalım bana. Tamam. Bakalım. Yok bu çok sert be ya. Bunu biraz yumuşatmak lazım. Çiğne bakalım ağzında şunu. Çiğne bakalım onu. Çiğne. Ver bakalım. Yuttum usta. Ne yaptın? Lan nasıl yuttun be ya? Allah seni böyle devirsin. Tıpkı kopar bir tane daha. Çiğne iyice. Çiğne bakalım. Çiğne. Ver bakalım şimdi. O ne be ya? Ben onu tutamam. Gel sen yap. Gel. 1, 2, 3 deyince çekiyorum parmağını. Sen parmağını oraya koy. Tamam. Etrafına. Koy bakalım. İyice. Yardır böyle sıvazla oradan. Sıvazla. Ha, tamam be ya. Oldu galiba. Gel. Çok güzel oldu. Tamam. Vallahi oldu bu sefer be ya. Vallahi helal olsun ustama. Dur. Sızma var. Az kaldı. Sen oradan biraz daha geviş getir. Oradan. Ya. Olacak. Şevkat, ne oldu? Görebildiniz mi Esin'i? Hayır, göremedim. Nasıl imiş? İyileşebilmiş mi? Rüya aleminde yaşıyormuş. Başka bir kafaya girmiş. Ya gördün mü bacı? Kız rüya alemine girmiş. Sonuçta sanatçı bir insan yani. Bizim de kendisinin ekspresyonistik hayatında, kişiliğinde bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Tabii. Çok oldu. Ya bu bir ara dönem miymiş, neymiş? Yani bir an önce kendine gelmezse hepten kafayı yiyecekmiş. Ah tevekkeli o yüzden. Cevdet Bey geldi. Aman bize bir fırça. Eğer dedi kızım iyileşmesin, sizi affetmezse olduğu gibi hepinizi sürerim dedi. Hey Allah'ım. Helal olsun sana Muhtar. Sonunda bitirdin mahalle ya. Bir kabahatli ben mi? Verdiler gazı. Sen de maça gitmeseydin. Esin sana emanetti. Ben şahidim. Ha şimdi de bana attın topu ha. Bravo. Püh lan sana. Tamam Şevo. Tamam oğlum biz de kabahatliyiz. Kabul ediyoruz suçumuzu, bir sıkıntı yok. Ama sen öldü dedirttin, biz de makarayı devam ettirdik. Yalan mı kardeşim? Hiç hacı. Oğlum hem Esin seni görünce delirdi. Allah Allah, mevzu tamamıyla bizi değil yani. Ayıktırayım. Oğlum siz de beni delirttiniz. Mumu kullanınca nasıl tıkandı delik? Aferin vallahi ya. Yine ne oluyor bu mahallede be? Her dakika bir gün geliyor. Hiç bir yere ayrılma. Deliğin başında duracağız. Ne olacağı belli değil. Akarı var, kokarı var. Her şakanın bir sonu varmış değil mi? Biz de finali yapmaya geldik. Oğlum oyuncaklarınızı kaldırın. Onlar için... Şevkat, sen karışma. Biz bunların cezasını keseriz. Maliyeci misin lan sen? Kime ceza kesiyorsun? Az önce kavga ediyordun. Sen bunları bize bırak. Biz bunların cezasını keseriz. Biz kavga etmiyorduk koçum. Antrenman yapıyorduk. Ha ille bela istiyorsan
Sana Niko'yu vereyim. Bir hafta böyle çift okey gibi takılın. Bakalım ne kadar kurtarıyorsun kafayı. Bak Şevkat, biz elimiz dolu geldik. Boş dönmeyiz. E senin canı yandı, biz de yakarız. Ne diyorsun? Yakın baba. Dur. Kızlar, siz bir şöyle ayrılın bakayım. Hadi, hadi, hadi arkaya. Mama. Ya hadi. Devam et. Yakın! Yakın oğlum, yakın! Lan yakın! Ya ne oluyor ya? Yine kavgam var ya. Bozkır Mahalle diye tımarhaneye getirdin bizi. Ya iki tane kavga çıktı desen de dırdır edip yani başımı etmeyelim ya. Geç tarafa. Geç artık. Sen de geç. Geç. Ne işkele mi tango yapıyorsunuz? Ne oluyor lan burada? Yok ya, ne tangosu. Bu Namık Bey nerede? Hangi Namık? Namık Kemal. Tanımıyor musun Namık Kemal'i? Ya tanıyorum Namık Kemal de ne alakası var şimdi? Ne alakası var olur mu? Namık Bey'in bana borcu var. Ben ona şopben taktım. Bana paramı vermedi. Dedi ki ben sonra veririm dedi. Taktı gitti Namık Kemal bana. Ya saçma sapan konuşma, deli misin nesin sen? Ne deli olacağım ya, Namık Kemal işte. Taktırdı şopbeni, gitti kaporu bıraktı. Aha. Aha bunu da kaporu bıraktı. Al dedi bu kaporu olsun dedi. Ben sana sonra veririm dedi paranı dedi. Vermedi gitti. Ben bunu ne yapayım şimdi? Tahta takunyayı. Ben bunu şimdi tavuğa versem tavuk da yemez bunu. Tahta peklik yapar tavukta. Yahut şey yapar, yumurtada kırık çıkabilir ondan dolayı da. Kırık çıkar yumurta. Samanlıktan kaldıramadım samanı da Namık. Ah bozkır. Bir de tımarhane değil namık diyorsun. Bak adam delirdi. Ah. Geliyor bizimki. Mahalle değil, tımarhane resmen. Şişt, doğal davran, doğal. Şey yap böyle. Ne oluyor lan? Halledemediniz hala. Delemediniz doğru. Davarlar. Hesaplıyoruz, kitaplıyoruz. Bakacağız mı ya? Lan ne hesabı kitabı? Yapacağınızı şey çizmişsiniz, bırakmışsınız. Öyle mal mal bakıyorsunuz. Lan oraya ver şunu. Yapma. Lan ver şunu. Allah'ını seversen ya. Ya bırak şunu manyak. Bakın benden günah gitti yani Bozkır Bey. Tamam be ya. Zaten 5 saattir burada çizmiş hala mal mal bakıyor. Yapacağın şu lan. Takacağım buraya. Oh. Ne oldu lan? Bu ne lan? Bu ne? Ne yaptın sen be ya? Su borusunu patlattın ama. Usta aslında biz... Aslında biz oradan su borusu geçtiğini biliyorduk. Onu hesaplıyorduk, kitaplıyorduk. Sen ne yaptın? Matkabı aldın mı lan? Gırtlana soktun oraya be ya. Hadi ya. E ne yapacağız? Lan şu kapıyı kapat, kapıyı kapat. Allah'ım ya. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Ne bileyim ben be ya. Şunun çaresini bul. Gülper'i görmeden. Yani beni mahveder, gerçekten mahveder ha. Vallahi şimdi onu baştan düşecektin. Geldiğimizden beri o boruyla bizi sürekli tehdit ediyorsun. Hiç rahat bırakmadın ki, rahat çalışalım biz böyle veya. Ya tamam, şunu bir halledelim önce ya. Vallahi büyük kaprisimi çekeceksin artık yani. En benim kaprisim çok acayiptir, öyle değil mi İsmail? Öyle vallahi, ustam bir kapris yapar. Yeminle parmaklarını yersin. Sinirden yani. Lan tamam, şunu bir halledin önce. Tamam, halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz onu? Şimdi İsmail gidecek o zaman, ana vanayı kapatacak. Biz de oraya bir körtefa koyacağız. İnşallah tıkanır. İyi tamam, Gülfer'i görmeden yapalım şunu ya. Tamam tamam, halledeceğiz. İsmail, hadi bakalım kapat şu vanayı sen. Ben de şu manzaranın tadını çıkarayım doya doya be ya. Islandın mı sen? Ayırdın. Su içerken yılan bile dokunmaz. Ne çekiştiriyorsun? Biz suyumuzu içek ya. Aşk olsun ya. Bırak kardeşim. O Namık Kemal buraya gelecek. Oh ne kadar güzel dünya ya. Namık Efendi'yi görüyor musun sen? Şevkat Efendi döşesin şopbenleri, döşesin şopbenleri. Namık Efendi arazi olsun, borcu taksın Şevkat'e. Yok arkadaşım, o adam buraya gelecek. 2 kere 2, 4 kere 4, 16, 16 kere 16, 256. Tamam Şevkat, tamam. Karakoldan anlatırsın. Hadi geç şöyle bir. Gel hadi gidelim. Hop bak bırak, hop gittim geri. Kaldır bakayım geri. Hop bak geri gittim. Gördün mü? Yok arkadaşım, ben anlamam. O Namık buraya gelecek. Alacaklı değil, borçlu gelir ya. Bu kadar basit ya. Namık gelecek, gelirken kozalakları da yanında getirecek. Takın ya bende. Kaporumu bırakmayayım. Hadi bakalım. Şevkat, zorluk çıkarma. Öbür taraftan havaleni yapmışlar, karakolda ödeyecekler. Vallahi mı? Doğru mu devre? Doğru mu devre?
Alın beni. İfadeni ver, paranı al. Hadi gidelim o zaman, alın beni. Al, al, al. Bırak, bırak. Ben kendim giderim. Alın bunu, alın bunu. Al, 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 al. Al. Biz de gelelim, ben muhtarım. Kay. Kazım sen ne ayaksın? Ben de Takuya'mın peşindeyim amirim. Allah'ım yarabbim, Allah'ım. Boşalt burayı, boşalt, boşalt. Şevkat, sarpma düşesin. Şevkat. Oğlum herif harbiden balataları sıyırdı iyi mi? Hayır, uğurlu olsun be ya. Hallettik, kazasız belasız çözdük bu işi. Kazasız belasız. Bozgur Bey, teyzen hiç görünmedi. Çağırsanız da bir gelse diyor. Niye geliyormuş? Şey için, hani tablo duvarda nasıl durdu bir gelip baksaydı. Fikrini beyan etsin, nasıl olmuş, güzel mi diye. Sonuçta evi verdi kendisi. Gerek yok. Odasına girdin bir daha çıkmaz zaten. Evet, tamamdır. Bu işi de hallettik. Seni de büyük bir beladan kurtardık yani Oscar'cığım. Tamam, tamam. Neyse. Şu şofini de yapın da. Vallahi bugün yapamayız be ya. Yorgunluktan ölüyorum ben. Hiç yani onu artık başka bir zaman hallederiz. Ne zaman yapacaksın? Ben sana dedim, çekeceksin kaprisimi artık yani. Kaprisim benim ağırdır. Öyle değil mi İsmail? Aynen. Yarın mı yapacaksın? Ne zaman yapacaksın? Kısmet artık. Yarın mı olur, öbür gün mü olur, ders sürgün mü olur? Yani bilmiyorum, kaprisim ne zaman müsaade ederse artık. Hadi bakalım İsmail, topla bizim takımı taklavatı, gidiyoruz biz. Lan biz nasıl banyo yapacağız? Yeterince duş aldın sen be ya, kuru kuru böyle. Ya manyak ya. Bir dakika komiserim. Anlatıyor alet ha başkomiserim. 300 tane midye yedim dün gece, demek ki ağır metal biriktirdim vücuta. Şefkat. Başkomiserim, siz başkomiserlik meydan muharebesinde bulundunuz mu? He? Namık Kemal'i de getireyim, o zaman karşılıklı oturalım şöyle bakışalım. Pis pis kesişelim o zaman onunla. Devrem sen burada bekle, ben bir komisere haber verip geleyim. Şefkat iyi misin ya? Şefkat. Şefkat ne oldu? Oğlum çaktırmayın, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik lan, çaktırmayın işte. Namık Kemal diyordum, vatan yahut Silistre dedi. Dedim vatan, o zaman dedi ben de Silistre'yi seçiyorum dedi. Başka seçenek bırakmadım çünkü adama. Adam çıktan seçmeli şey yapmış, oyun yazmış. Türk tiyatro tarihinin ilk tiyatro oyundur. Aşırı milliyetçi bir oyundur. Milliyetçilik dalgasını yükselten hareketin öncüsüdür. Bunları öğrenin, bunları öğren. Bir dakika, bir saniye müsaade edin ya. Bir dakika, tamam sakin. Vay Şevkat. Aa, komiserim nasılsınız? Ne yapıyorsun lan? Geç şöyle. Selam verelim derim. Hayırdır Şevkat? Hayır, şimdi ben Namık Kemal'e şofben taktım. Namık Bey bana bunu kapor olarak bıraktı. Fakat bir de dedi ki üstüne, dedi ben devlet benim kefilim çünkü ben vergi rekortmeniyim dedi. Öderim ederim dedi ama ödemedi, taktı gitti. Ne diyorsun Şevkat ya? Arkadaşlar anlayan var mı? Bizim de kafam buluyor. Yo yo yo, sizinle kafa bulmuyor. Ateşleme sistemi meme yaptı. Evet, deliliğin tam sınırındaydı. Kafasında takunya yiyince beyni uçtu gitti komiser. Şevkat'ı tanımaz mı ya? Bana mı anlatıyorsunuz? Tabii canım bizim. Uçan kuşa borcu var. Yatak sardı o yüzden. Şimdi komiserim, diyorum ki siz bir tutanakta bunu belirtseniz, ben de muhtar olarak bir fukara belgesi hazırlasam ve bunu akıl hastanesine yatırsak ha? Ne yazacağım tutanağa? Kardeşim ben psikiyatristiydim, komiserim. Delidir, tehlikelidir yazamam ki. Yok, Namık Kemal'den alacağı varmış yazarsınız. Esnafmış, çok mağdur durumdaymış. Ondan kaynaklı olarak yazarsınız. Zaten havale çıkmış ya. Zaten bana paramı verin, ben gideyim ya. Ben esnaf adamım, hakikaten de doğru yani. Mağdurum yani. Tavuklar falan bekliyor. Tavukları ben biberonla besliyorum amirim. Siz tam tavukları biberonla besle bilmiyorum yani. Tamam Şevkat, tamam. Muhtar söylesin, ben yazacağım. Buna ne yazılacak? O deli değil. Benim orijinalim böyle komiserim. Bu benim üniformam. Ben esnafım, hamamım var benim, tellam. Arzu ederseniz sizi bir keselerim. Bir kuluçlarınızı bir kütürtetirim, bir köpürtürüm sizi. Bana da almam ha. Tamam tamam, uzatma ya. Kesemese lazım değil. Çattık. Akıllısının delisinden farkı yok be. Bir de bu Takunya'nın diğeri arkadaş da, onu da rica edeyim. Yok, kapora bu, veremem. Anladım, anladım. Yakında sana da yazarız bir tutanak. Bir zahmet yazsanıza komiserim ya. Bu deli raporu yerine geçiyor mu? Çıkartın şunu ya. Çık dışarı hemen. Hadi. Şimdi komiserim, Kazım, uzun sürecekse bu tutanak işi, ben bir dürüm söyleyeyim diyorum. Hani canım çekti de masada gördüm. Al bunu ye. Zaten zehir zıkım etiniz. Çok kibarsınız, çok naziksiniz komiserim. Çok teşekkür ederim. Ayranı komiserim. Al lan al. Ayranı da al git başımdan. Sağ ol. Ayranı da al git. Sağ ol komiserim. Pipeti de alabilir miyim komiserim? İşi bitince söz çöpe atarım. Al.
Çıkartın şunu. Hemen çıkartın. Kazım çık. Resmen deli ya. Şey, antetli olsun. Ne? Tutanak. Antetli olsun hani resmi hesabı. Çünkü mal müdürleri inanılmaz problem çıkarıyor. Yani gidiyoruz orada uğraş dur vatandaş inanılmaz derecede mağdur oluyor. Şevkat, sen de çık git başımdan. Çıkartın şunu. Şevkat çık. Muhtar kalsın. Anlat bakalım muhtar. Ah komiserim, nereden başlasam? Şimdi. Otur şöyle. Şevkat ne iş lan? Komiser sende mi kovdu? Lan oğlum siz niye geldiniz ki lan? İşleri berbat edeceksiniz. Ya deli raporu alırım diye düşündüm ben de. Cezai ehliyet falan. Mahallede zırt pıt kavga çıkıyor ya. Hani sakatlık çıkarsa lazım olur. Daha ne sakatlık çıkacak lan? İki kere takunya çaktın zaten kafama. Daha neyin sakatlığından bahsediyorsun? Ya ne nankör adamsın lan. O takunya olmasaydı zor alırdın sen deli raporunu. Versene şunu ayağıma geçireyim. Ben senin kafana geçireceğim şimdi ha. Geç şunu çabuk bitir. Dürümün yarısını vereyim mi Şevkat? Canın çekmiştir kavgadan sonra ha. İstemem. Komiserin dürümü boğazımda kalır. Ayran vereyim Şevkat. Ağzımı değmedim. Pipetle içtim steril. Oğlum hem boş boğazsın hem pis boğazsın ha. Hamamcı kardeş, hamamcı kardeş. Niye öyle kuru kuru yiyorsun dürümünü? Ver, şöyle yapalım da etli mantarlı dürüm olsun. Ah, iyi. İyi. Bak, amca bakıyor. İyi. Bir amcası bak nasıl güzel yiyor. Bana bakın lan. Deli numarası mı yapıyorsunuz siz yoksa? Yok, başkomiserim biz ne deli numarası? Biz Deli Star yarışmasına katılacaktık da onun için antrenman provası yapıyorduk. Bu arkadaş takonya yiyici. Bu 30-35 tane falan yiyor. Bakalım ona sokacağız da şimdi burada şey yaptı size görünce de utandı herhalde ise. Sonra jüriyi göremedik biz. Yoksa siz jüri misiniz? Jüri misiniz siz? Otur lan yerine, otur! Kafam acıyor yalnız, çatlak var. Biraz hor kullanılmasın yani. Şevkat, mındar ettin lan ürünü, mındar ettin. Ah kafam, ah kafam. Allah kimseyi yoklukla imtihan etmesin komiser. Sevdiği kuluna çok dert verdi, çok. Ben sahibim. Parasızlıktan tüm balata malata hepsini sıyırdı. Gatim o. Bu son haciz. Onu göndermeyeceklerdi. Al şu tutanağı. Hemen kaybol sen de. Bak sonra sana da yazarım bir tutanak. Dili raporunu alırsın, muhtarlığın son bulur. Separisto. Harika abla! Şevkat geliyor, Şevkat! Ah, geldik, geldik. Selo bize çay ver oğlum, kuruduk la. Anlamadınız mı? Şaka yaptık. Allah belanızı vermesin. Aşk olsun Şevkat. Yüreğime indi vallahi. Namık Kemal'miş. Lan Miço. Ben bir akıl hastanesine gidiyorum. Esine bakmaya. Bir süre oralarda takılacağım. Sen dükkana bak. Tavuklara falan göz kulak ol. Tamam mı? Peki usta. Sana iyi saat de olsunlar. Ben arayıp soran falan olursa da haciz geldi. Usta kafayı yedi deriz. Tamam usta. Akıl hastanesine sevkarını aldık. Nasıl aldınız onu lan? O ne ki ya? Karakolda komiser bana dürüm ayran bile ısmarladı. Bu arada çok geç kalmayak da bu akıl hastanesi falan kapanır mapanır. Belki hasta kabul saati falan vardır. Alacaklar mı ki? Niye almasınlar be gülüm? Şevkat'in oradaki manyaklardan aşağı kalır yana var mı? Şu tipe bir baksana. Ama ne yapacaksınız orada be çocuklar? Bir şey deneyeceğiz Marika abla. Ah bre, çocukluk yapıyorsunuz ama. Vallahi Cevdet Bey küplere bindi. Eğer sizi orada görürse Sivana'dan çıkacak, canınıza okuyacak. Ya abla, adamın kızını delirttik zaten. Kız beni hortlak sanıyor. Benim hayatta olduğumu kıza ispat etmem lazım ya. Aman ha, daha beteri olmasın bir de. Kızım daha beteri Niko'nun doktoru olması o. Hadi Niko. Ah gitme Şevkat. Bak bir şaka yaptınız, kızı delirttiniz. Bir de şimdi sen deli numarası yapıyorsun. Vallahi bu işin sonu hiç iyiye gitmiyor. Sen bizi kurtar Allah'cığım ya Rabbiciğim. Mama. Artık hayır olsun diyelim Marika abla. Hadi Şevkat gidelim. Sen nereye lan? Karakolda süperdim. Sen bir de beni tımarhanede gör. Şevkat ben de geleyim.
Ben de sana deliyim ha. Kızım mümkünse git benden uzakta bir yerde delir ya. Ya Marika abla aç şu kızını karantinaya kapat ya. Gel buraya. Gel beni dile. Sana yürü dedim. Ay çok kötüyüm. Aç kapıyı Veysel Efendi, çok kötüyüm, aç. 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 Sevkimiz var. Delirdim, delireceğim. Aç, 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 aç. Bakma, orijinal, bakma. Aç şunu, orijinal işte. Ay, ay çok kötüyüm. Ay, 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 lan! Hanginiz çaldı oğlum benim şofbenlerimi? Bakın kim çaldıysa adam gibi çıksın, bir şey yapmayacağım bak. Sıraya geçin oğlum, ceplerinizi boşaltın, ceplerinizi arayacağım. Cevap verin oğlum. Şş, bana bak. Hanginiz çaldı oğlum benim şofbenlerimi? Siz kimsiniz, hayırdır? Niye geldiniz buraya? Ben valiyim. Halk sağlığını denetlemeye geldim. Atlantis'ten ithal ettiğim şofbenlerim çalınmış. Hanginiz çaldıysa söylesin. Kedi mafyası çaldı diyorlar. Kedilere yedireceklermiş. Fakat o şofbenler zehirli. Kedileri zehirleyecekler. Bakın kimsenin de haberi yok lan. Sen mi çaldın yoksa lan benim şofbenlerimi? Sen mi çaldın oğlum şofbenlerimi? Hemen ver geri. Alın götürelim şunu, doktor görsün. Dünyayı kediler kurtaracak oğlum. Bir köpeğe kış demekle başlayacak her şey. Gel gel, tamam hadi yürü. Tamam, dur 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 dur. Esin bakıyor, Esin bakıyor. Dur dur, çaktırmayın. Tamam ben kendim gideceğim. Tamam, düzgün gidin. Kes artık şunu lan. Esin! Şevkat! Şevkat! İyi ki geldin ya. Bu deve sürekli konuşuyor, dır 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 dır. Başımın etini yedi benim ya. Ne olur kurtar beni buradan. Emrin olur Esin Hanım. Hemen kurtarıyorum. Sen! Örgücünün sırrı. Sen! Kim ya? Bu terlikse hayvanın kuzeni. Tahun yamsı hayvan. Tek hücreli. Keşke getirmeseydim. İlgili makamın dikkatine. Yani ben. Karakolda Namık Kemal'den alacaklı olduğunu iddia eden şofbenci vatandaşın mağduriyetiyle alakadar olunmasını. Şofbenci. Dürüm ve ayranıma pipet dahil el konan tellak görünümlü şuursuzun akli dengesinin incelenmesi ve gereğinin acil olarak yapılmasını rica ederim. Tellak. Peki siz kimsiniz? Bir mahallenin muhtarıyım. Bu pestemalli arkadaş tellak. Bu kardeşimiz de deli olanı. Hiç mi deli görmedik efendim? Bana mı öğretiyorsunuz? Size göre deli, topluma kazandırmak için iyileştirilmesi gereken bir kişidir. Ama bana göre deli yüce bir mertebedir. Onlar hakikati başka bir gözle görürler. Asıl deli olan biziz, biz! Akıl insanı terk ederse deli, insan aklı terk ederse meczup olur efendim. Buradaki bütün deliler kendilerini doktor, bizi ise hasta sanırlar. İşte deliliğin yegane tanımı budur. Sen buradan biraz zor çıkarsın. Oldum ya doktorcuğum, şimdi Niko bizim mahallenin muhtarı. Bence siz kendinizi düşünün efendim. Tutanağı okudum, duymadınız mı? Yani oldu mu doktor civanım yani? Bir şimdi pipet yüzünden delilik mi olur Allah aşkına yani? Bana doğruyu söyle tellak. Aslında aç değildin, öyle değil mi? O dürümle ayranı sırf bu pipeti ele geçirmek için saldırdın onlara. Öyle değil mi? Evet, aç değildim. Pipeti arzuluyordum doktorcuğum. Demek pipeti arzuluyorsun ha? İşte bu arzu seni tam 3 ay burada tutacak. Ama doktorcuğum, ya ben deli değilim lan. Bırakın beni Allah Allah. Ben tellağım. Esnafım ben ya. Hamamım beni bekler. Allah Allah. Hamam zaten bildiği yer Kazım. Gelmişken önce burayı da görelim. Belki çıkmak istemeyeceğiz. Şu mesai saati bitmeden benim paramı alayım da gideyim ben. Ne parası? Ne demek ne parası? Ödeme emrini okumadın mı kardeşim? Karakoldan çıktı bu emir ya. Lütfen oturur musunuz? Ya buyur. Oturdum. Konuşak da ne konuşacağız kardeşim? Ne yapacaksın ya? Ben hakem heyetine mi sevk edeceğim? O para ödenecek kardeşim. Şofben taktırdıysan parasını ödeyeceksin. Bitti. Şşş,
bana deli numarası yapmayın Şevkat Bey. Beni kandıramazsınız. Bir deliyi ben göz bebeklerinden anlarım, göz bebeklerinden. Hiç merak etmeyin. Sizin sadece öfke kontrol probleminiz var. Ama merak etmeyin, onu ben halledeceğim. Sizinle konuşalım lütfen. Yeter ki konuşalım. Size yardımcı olacağım. Hiç merak etmeyin. Ki siz bana bir adım gelin, ben size iki adım geleyim. Bu elini indir. Pipeti sallayıp durma. İndirmezsem ne olur? İndir dedim oğlum. İndirmezsem ne olur? İndir diyorum bak. Salladım. Sallama diyorum. Salladım. Lan sallamayacağız. Refleks bu kadar mı ha? Hadi. Yakıcık oluyorum. Sallama oğlum. Sallama. Yakınım. Benden tam bir sene şan dersi alacaksın. Bunu unutma Şevkat. Neymiş lan o? Ben maestro olacağım. Bu çubuğu böyle sallayacağım. Sen de opera okuyacaksın. Emmi, bak ben dahiliye mütehassısı değilim ama sinir hastalıklarını bile dahiliye uzmanı gibi tedavi ederim. Anladın mı beni? Anlamadım tam olarak ne demek istediniz? Emmi prostat olmuş emmi. Kapatın bunu da diğerlerinin yanında kapatın. Yarın muayeneye ağzın da o pipetle gelecek. Muayene nasıl yapılır gösterileceğim ben sana. Sen buradan biraz zor çıkarsın, zor. Muzaffer, ne yapıyorsun sen ya? Haplarını aldım evladım. Masri, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum evladım. Eve gidiyorum. Kalbim de sıkışıyor. Biraz istirahat etsem iyi gelecek galiba. Ya bir doktora görseniz Cevdet Bey. Kimseye görmek istemiyorum Basri bugün. Esinden başka kimseyi görmek istemiyorum kardeşim. Hadi eyvallah. Merhaba adamım, ne haber ya? Hiç iyi değilim Pascal, hiç iyi değilim. Hayırdır abi ya? Ne oldu? Benim kızım Esin. Kafayı üşüttü, kimseyi tanımıyor Pascal. Allah Allah ya. Gel abi gel, otur otur sen otur. Ah Pascal, ah sorma. Allah Allah. Dün görüştük, benden daha normaldi. Öyleydi ama delirttiler kızı. Takma bu kadar, düzelir. Hiç sanmıyorum Pascal, hiç sanmıyorum. Kimseyi tanımıyor ya. Anlama, maçı gelsin bir şey kalmaz abi ya. Hayır, artık hiç kimseye emanet edemem kızımı. Hiçbir yere göndermiyorum onu. Beyler, hasta bakımlara dikkat edin. Yakalanmayın, dağılıyorsun. Tamam. Sensiz. Kolay gelsin kardeş. Ne yapıyorsun? İntihar ediyorum. Kendimi astım. Acemisin galiba. Şimdilik ipsizi antrenman yapıyorum. Boş ver ipi ya. Don lastiği daha iyi. Don lastiği? Don lastiği. Hamamın suyu sıcak, soyunma baldır bacak. Soğuk sular akmıyor, oran buran yanacak. Bravo, bravo! Konsantremi bozma ya! Siz girmeyin oğlum. Uyuyor kız. Burası süpermiş ya. Ben 3 ay değil 6 ay kalır. Sabun kafa uyuyor. Tamam sizi bekleyin burada. Biri geliyor, biri geliyor. Esen müsait mi? En son uyuyordu. Şevkat, madem uyuyor, telkinde bulunalım. Bilinçaltına seslenip kendine gelmesini söyleyelim. Ya yerim senin bilinçaltını ya. Paketleyelim çarşafa. Onların dışarı yüz yüze konuşsunlar ikisi. Şşş, oğlum sessiz olun demedim lan ben size. Ya ikimiz de deliyiz ya. Boşuna mı tımarhaneye kapattılar bizi? Güzel kelam. Sakın. Ya hadi ya. Çıkacağım tokatı size. Abi ayıp. Uyandı Şevkat. Uyandı, uyandı. Esin, kuklamu. Bizi tanıdın mı?
Tamam oğlum, bir açılın bizim başından. Şevkat seni tanıdı galiba ya. Bir şey diyecek. Eyvah eyvah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam be. Şevkat nerede? Aklını almaya geldim onun. Nerede? Şevkat işte akıl hastanesinde. Uzun süre gelmez. Hop sen ne ayaksın lan sen he? Bana bak. Lan adamı vurmaya geldim diyorum, öldü diyor. Aklını almaya geldim diyorum, tımarhaneye gitti diyor. Yemezler. Allah Allah. Sana yalan borcum var. İnanmıyorsan git bak akıl hastanesine. Bugün devrileri yaktı gitti ya. Tımarhaneye. Hey. Bir çay şöyle de içelim o zaman. Çay mı? Aa çay çay. Tek şeker olsun. Esin kendine gel. Ben Şevkat. Emanetin. Tanımadın mı beni? Bak. Gıdaklama lan. Benim ben. Şevkat. Hatırladın mı? Bak. Ölmedim. Yaşıyorum ben. Ölmedim. De. Yok dede değil. Şevkat ben. Dede değil. Seni bu çölden kurtarmaya geldi kesin. İnanma ona. Sonra hayal kırıklığına uğrarsın. Hiç kimse bu çölden kurtulamaz. Dördümüz kaldık bu çölde. Sen artık bir sussana ya. Dır yattığın yerden konuşuyorsun. Tamam sakin. Deve. Aa, konuştu. Deve! Devesi. Ha, öst. Deve diyor ya. Ne diyor ki acaba? Ne? Doktor, Esin sizi bir süre görmese daha iyi olur dedi. Niye öyle söyledi ki doktor? Cenaze numarası yaparlarken Esin'in yanında olduğumuz için onu şok anına geri döndürüyor olabilirmişiz. Olur mu canım öyle şey? Esin senelerdir Paris'te kaldı, sizden uzakta. Onu şimdi sizler gidip ziyaret etmeyeceksiniz de kim edecek? Orada tek başına mı kalsın şimdi Esin? Şevkat bence Esin'i mutlaka görmeli. Yani benim aklıma gelen ilk fikir bu. Yoksa orada Esin'e verilen ilaçlar onun bedenine çok zarar verebilir. Neden Şevkat görüşmeli Esin'le? Cevdet amcacığım, Esin Şevkat öldü diye çok üzülmüştü ya. Sonra onu bir anda karşısına gördü, travma geçirdi. Diyorum ki şimdi yaşadığını bilse bir çözüm olabilir. Haklısın. Ben de oğlana çok ters davrandım bugün. Ama ben Sanem'e katılmıyorum. Esin Şevkat'ı görürse daha beter olur. Ya daha beter ne olabilir Gizem? Ha? Rüya aleminde kalıp bu dünyayla tamamen bağını kopartması. Allah korusun. Benim de aklım karıştı şimdi. Arasam mı Şevkat'i? Şevkat ustayı yuvaya verdik. Bugün o da delirdi. Niko ve Kazım abi akıl hastanesine götürdü. Biz de haber bekliyoruz. Yok ya, ne zaman oldu bu iş? Namık Kemal'e şofben takmış, parasını almamış. Parayı alamayınca da kafayı sıyırdı. Aslında biz bir de böyle olacağını yani kendimizi hazırlamıştık. Hayda. Büyük geçmiş olsun evladım. Çok üzüldüm. Habersiz bırakma beni, tamam mı? Ara beni. Tamam Cevdet Bey. Allah Allah, olacak şey değil ya. Ne olmuş? Şevkat de delirmiş ya. Aa, inanmıyorum ya. Keşke kapıdan kovmasaydım çocuğu. Bak şu işe ya. Evet Esin, bir daha. Deve. Deve. Deve neyin kafası bu kızım ya? Söylesin de biz de yaşayalım. Deve. Ne oluyor burada? Ne işiniz var Esin Hanım'ın odasında? Şofben takacaktım. Ben şofbenciyim. Esin Hanım'ın sıcak su şeyi varmış, problemi. Şu araya dedim bir şofben döşeyim de dedim. Sıcak şuradan kalkmış. Yadigar Hanım. Yadigar Hanım. Gerek yok Yadigar. Hadi gelin. Şey yapmayalım şofbeni. Yadigar Hanım yardım edin. Yapmayalım. Ben şuradan şey yaparsak o güzel. Tamam. Sıcak su. Hadi bakalım odanıza. Hadi çıkın. O şofbeni Yadigar Hanım. Ben şofbeni o zaman bir ara geleyim. Tamam. Dede. Lan Kazım, mayo giydin mi lan altına?
Bu sefer yok Şevkat. Puh, Allah senin belanı versin lan. Oğlum bana bak, gece tuvalete muvalete kalkarsın. O peştemal altına sarmadan buradan çıkma, adımız çıkar ha. O zaman ben de seni buradan çıkartmam. Sen onu boş ver de iyi yere kapak attık. Yani ekmek elden, su gölden, vallahi ama insan yine de yerini yadırmıyor. Değil mi Şevkat? La oğlum siz buraya niye geldiniz ki la? Niye geldiniz oğlum? Burada da geldiniz, gırtlağıma çöktünüz la. Rabbin birlikte andıkları yeryüzünde toplanırmış. Biz seni buraya getirdik, doktor bizi de aldı. Demek ki kesin için seninle birlikte olmamız gerek. Hiç, Allah Allah. Oku Şevkat, işaretleri yok. İşarete bak. Herif cıblak cıblak. Farkında mısın? Pipetli cıblak. Evet, yeni. Ah, nerede kaldı bunlar? Hiç haber de gelmedi. Bilmiyorum ki vallahi, ben de kaç kere aradım ama telefon kapalı. Kasım aradı. Kasım aramadım. Arayacağım. Bir ara. Bahar, Bahar. Alo. Burası tımarhane. Ben Necat Uygur. Siz kimsiniz? Ya Kazım, nerede kaldınız? Merak ettik ya. Ha, bizi tımarhaneye aldılar Bahar'cığım. Bana 3 ay verdiler. Niko'ya müebbet. Siz ne yapıyorsunuz orada? Geçiyorum. Vallahi keyfimiz yerinde. Alemlere akıyoruz. Bahar, istersen gel beraber akalım. Ay yok, istemem. Başka Bahar'a kalsın. Esin düzeldi mi? Şevkat nasıl? Valla ikisi de iyiler. Şevkat Atar'da. Esin gider de. Hadi canım, görüşürüz, görüşürüz. Ne olmuş? Üçünü de kapatmışlar. Aa, niye ki? Anne sen yapma bari Allah aşkına ya. Hangisi akıllı ki? Ya bu neye sormadın canım? Yani, sormaya gerek var mı onlar için? Hepsi yani. Kazım la, bir şey soracağım. Sen o telefonu nereden çıkardın? Çünkü o hep orada kapı duruyor. Yani. Ne var lan? Bu saatte ne işiniz var bu kapıda? Merhabayım be ya. İyi akşamlar yenge hanım. Tamir için geldik be ya. İş var değil mi? Yarım kaldıydı. Aa, bu saatte tamamlamaya geldin. La yürü gidin hadi. Yaylanın buradan. O zaman sabah ezanla beraber gidelim. İşiniz tez vakitte hallolsun. Ne dersiniz? Gerek yok. Ben kendim yaparım. Kendin yaparsın. Halledersen sorun yok. Ama yaparken bozarsan benden büyük kapris çekersin. Haberin olsun. Bana bak. Asıl sen bir daha bu kapıyı çalarsan benden çekeceğin var cuma. Hadi yaylan. Benim bağlamayı soracaktım. Tamir edecek misiniz? Tamir edeceğim. Elimizi aldık bir kere. Sağ olun, zahmet olacak sizlere. Ben işi bitince sana göndereyim. Sen bir daha bu kapıya sakın gelme. Sakın. Hadi yine. Afiyet olsun yenge. Ya yürü git. Kafayı taktı sana valla. Kolla kendini. Gerçi nereye dönersen de arkada kalır. Bu saatte şofben tamirine gelmiyor. Şuursuz herif. Bir de esnaf olacak. Tövbe ya. Yani sen tezene depresyonda diye bizi bu mahalleye getir. Sende şuur var, başkasında şuur yok. Ya 2 gündür bozuk plak gibi aynı şeyleri söylüyorsun Gülper, Allah aşkına ya. Ben 25 senedir aynı türküleri dinliyorum da gıkım çıkıyor mu? Ne diyorsun ya? Ben 25 senedir yeni bir türkü bestelemedim ya. Ulan evlilik aşkı öldürüyor ya. Bana bak Bozkır, sen 25 yıldır evlilik aşkı öldürüyor diyorsun. Ben şurada 2 gündür dırdır etmişim. Çok mu oluyor? Ya Allah aşkına ya. Al. Ne konuşuyorsunuz gecenin köründe dırdır dırdır dırdır? Bilmem farkında mısınız ama bu evde evlilik çağında yaşayan bir genç kız yaşıyor.
lütfen aşk, evlilik gibi bu güzel konulardan bu şekilde bahsetmeyin. Ya güzel kızım, biz annenle arasında öyle bir konuşuruz ya, sen niye takıyorsun kafana be yavrum? Allah. Kusura bakma babacığım, ben bu aralar depresyondayım, bana her şey dert. Kızım, baban kibarca sana her şeye maydanoz olma diyor. Lütfen depresyonunu da bahane etme. Hadi şimdi toz ol sen, hadi. Edeceğim anne. Hadi. Depresyondan çıkmadığım sürece edeceğim. Televizyon aç ya. Şimdi. Aç kapadığın televizyonu. Sen de nereye bakıyorsun kızım? Televizyon oynuyor mu orada? Boş boş bakma. Aç televizyonu. Allah'ım biri dur desin ki. Bunu tımarhaneye tıkalım biz. En iyisi bu. Beni alın götürün. Normal değil. Beni alın götürün. Pascal, portakal suyun hazır. Telefonu çalıyor. Alo. Pascal, ben Cevdet. Sana ihtiyacım var Pascal. Söyle baba, emin olur. Ya sana bahsetmiştim ya, hani bir çocuk vardı. Koyu Beşiktaşlı. Evet. Dün o da akıl hastanesine yatmış. Oo, tribün bir, akıl hastanesi iki. İkisini kartar yuvası. Ben şimdi oraya gidiyorum, sen de gelir misin? Tamam, görüşürüz, görüşürüz. Ben kaçıyorum yani. Nereye? Akıl hastanesi gideceğim. Ne işin var orada? Bir arkadaşım bakıp çıkacağım. Veysel, açar mısın kapıyı? Ziyarete geldik. Evet. Anam Pascal'ın mı? Lan bu deli olmak ne zormuş ya. Ha işte bak, sana bahsettiğim çocuk. 40 yılın başı Pascal Numa'yı görüyorum. Onda da mecburen tanımazdan geliyorum. Ay! Pascal ne yapıyorsun ya? Bana haber ya. İyi misin? İyi. Abi, hiç deliye benzemiyor ya. Benim gibi biri. Şefkat tanıdın değil mi? Tanımam mı ya? Obama bu. Barack Obama. Ha? Obama mı? Pascal'ıma ben kardeşim. Obama değilim ben. Lan Obama, hep ayak yapıyorsun Obama. Koşun lan millet. Barack Obama bize barış getirmeye gelmiş. Koşun. Barack Obama. Pascal'ıma ben. Geldi, koşun. Pascal'ıma ben. Pascal'ıma tamam, ben. Pascal'ıma tamam, ben. Tamam, tamam. Kayrılın. Geçin sıraya. Geçin sıraya. Madalya takacağım. Teksir ol. Teksir ol. Sıraya madalya takacağım. Sıraya. Geç, 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 geç. Tamam. Kalk. Teksir ol. Madalya takacağım. Aferin oğlum. Aferin. Bu madalyaları atmayın, torunlarınız övünsün. Aferin. Ya Allah bre, Cevdet Bey burada. Şefkat sobelenmiş Niko, biz tüyelim. Aferin. Hadi bak, hop! Ben senin... Ne oldu bozkır? Ya olmuş işte, yenisini alalım şunun ya. Sen bunun yenisini kaç para olduğunu biliyor musun? Çağır ustayı bozduğu gibi yapsın. Ya çağırdım da ne oldu ya? Evde bir tellak eksikti, o da geldi. Söyle tezeneye gidip çağırsın şu cuma ustayı, hadi. Çağırmam. Çekemem onun kapısını şimdi ya. Ha ne yani? Ay hem çağıracağız, iş vereceğiz, bir de kapris mi çekeceğiz? Ya o gece ikisi de kovdum ya, işin düşünce çağırırsan çekeceksin kaprisimi dedi bana ya. Daha neler yani? Çağır şu ustayı da görelim kaprisi neymiş bakalım. Ya evlendim evleneli başımdan kapris eksik olmuyor ya. Gülüpedaylı kapris, tezinesi başka kapris. Allah ya. Bana bak bozkır. Söylediklerinin hepsini duydum. O şofben tamir olmasın, ben sana gösteririm kaprisi. Hadi, odru meydan, Bozkır Bey. Esin'cim, bak kızım, Pascal Numa. Deve! Pascal! Şu ana kadar hiç konuşmamıştı. Konuştu. Deve. Abi, gariba beni hatırladı ama çıkarmadı. Konuştu Pascal.
İsmail, İsmail aldın mı ağzını eve? Aldım. Bak eksik çıkarsa kafanı patlatalım, haberin olsun. İsmail Mustafa kırıldı, babam sizi çağırıyor. Emri olur, hemen koşar geliriz ya. Hey! Nereye gidiyoruz be ya? İşimiz var, gücümüz var bizim. Söyle babana, akşama kadar beklesin. Belki geliriz. Akşam mı geleceksiniz? Anlamıyor musun kızım sen be ya? İşimiz var. Belki akşam, belki sabah. Belki de bir gece ansızın gelebiliriz. Söyle babana. Ali be ya. İyi peki, söylerim. Şişt. Çok bekletmeyin ama, tamam mı? Gözümüz yollarda kalır sonra. Sen ölüm olsan ben yine de bekletmem seni. Hemen intihar ederim tezene. Sen benim ecelim olsan her Allah'ın günü seni beklerim. Ay İsmail, senin o saf kalbin her gün depresyonda olsa ben hiç çıkmam, biliyor musun? Kimse çıkartamaz beni. Kaç kazı, yürü be! Çenen düştü vallahi senin daha. Çok teşekkür ederim Pascal. Sağ ol, bak seni gördü. Hiç değilse ağzından bir kelime çıktı. Abi, ben uzat tezahürü atıp diyorum. Hemen açılır. Ah, sağ ol. Ben de sana müteşekkir olurum Pascal. Ama çok az vaktimiz var. Yarın devere gelirim. Belki iş yarar. Harikasın Pascal, evet, harikasın. Ah, nerede o günler? Ah ulan. Sen yıllarca maçlara git, antrenmanları seyret. Tribünde gırtlak patlat. Şimdi burada Pascal Numa'yla karşılaşınca iki Beşiktaş muhabbeti yap ama. Tevafuk. Bizi burada bekliyor. Emanet. Bak beni dinle. Hani bir mücevher kutusu emanete bırakılır ya. O kutu orada hiç açılmaz. İşte senin baban da seni bana emanet etti. Anlıyor musun? Ama senin açılman lazım. Yani benim seni babanın seni bana emanet ettiği gibi teslim etmem lazım. Anlıyor musun beni? Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar Esin. Deveye boyun eğri demişler. Genetik ailem de böyleydi demiş. Esin bak eteğim nasıl? İskoç, Eko seni. Sana şimdi kaydanla bir tane kasaba bas çalayım. Hep birlikte halaya çıkalım, olur mu? Oğlum ne geldiniz içeri ya? Erkete yapsanıza. Şevkat konuşacak galiba. Bak bir sus da konuşsun. Kasap. Kasap mı? Kasap, kasap. Kızım tellak, tellak. Kasap değil, tellak, tellak. Kasap ne ya? Şevkat niye kasap diyor? Ne bileyim oğlum, ben aklı gitmiş zaten kızım, bana mı soruyorsun ya? Evet Esin, kasap, evet. Kasap havası. Kasap havası mı? Kasap havası diyormuş Şevkat. Kasap havası mı? Kasap havası. Kasap. İstediği kasap havası olsun, oynarız Şevkat. Oğlum hadi bir gidin bakın la, bir davul zurna çalan birileri var mıymış, hadi la. Hadi bir bakın hemen. Zurnacı mı? Keket. Sen git şimdi bahçeye, arkadaşları topla gel. Hadi bakayım, gel. Hadi, gel. Bas gaza, bas gaza. Kasap havası, burada bir sıra alalım. Kasap havası oynuyoruz hanımefendi. Lütfen benimle gelebilir misiniz? Showtime. Buyurun. Kolay gelsin kardeş. Öldün mü? Hayır, bu antrenman. Kasap havasına gel. Daha sonra devam edersin. Kasap havası? Kasap! Üstacığım, nereye kasap, gidiyorsun? Kasap! Evet, bir tarafa. Ya birader ya, davulcu zurnacı var mı? Çakma makma hepsi olur. Görünmez ikizler var abi. Görünmez ikizler mi? Aynen öyle. Davulcu Vedat'la zurnacı Sedat. Benden başka hiç kimse görünmüyor abi. Allah, ya şekilleri önemli değilse sesleri var mı onu söyle. Olmaz olur mu abi? Vallahi bir çağırayım buraya. Burayı böyle inim inim inletirler. Çağırayım mı abi ha? Çağır o zaman, bir gelsinler bakalım. Duyduk, duymadık. Gelin.
Bekle. Davulcu Vedat, zurnacı Sedat, kasap havası için acil tımarhanede beklemektesiniz. Sabun kafa, buraya davulcu gelir mi? Evet, böyle sırayla omuz omuza. Hadi sıraya geçelim. Omuz omuza tut 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 tut. Ya Şevkat, Esin nerede kaldınız ya? Hadi. Hadi. Dur, tut şunu, tut. Tut. Gel. Tut. Tut. Ver lan şunu. Olmaz abi. Ben bunu kendime asacağım. Oğlum, ben sana don lastiği kullan dedim ya. Edindim abi. Aferin, ver. Tut. Dur. Tuturum. Kıvır, yukarıda. Kıvır, yukarıda. Tamam, tamam. Ulan iki tur attım. Benim kafam mı güzel oldu la? Bu müzik sesi nereden geliyor oğlum? Ya sen görmüyor musun davulcu Vedat'la ikizi zurnacı Sedat'ı? Deli misin lan sen? He? Allah Allah. Ne biçim delisin sen ya? Lan oğlum, ne diyorsun lan? Kayıttan çalıyorlar Şevkat. Yani başka bir kasap havası gibi. Ha, o kanaldan diyorsun sen. Tamam lan. Hadi bakalım. Hadi bakalım kasap havasına. Hey. 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 Ne yapıyorsunuz siz? Haydi. Bu ne? Hop 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 hop. Ne yapıyorsunuz siz? Kasap havası terapisi yapıyoruz. Yeni geldi yurt dışından. Burada kasap havası bile oynayamazsın. Lan burada oynamıyoruz zaten biz de. Dışarı çıkıyoruz gerizekalı. Biz meraklısın. Lan bu. Rambo, alın oğlum şunu. Ya ne yapıyorsunuz? Çok hadi, 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 hadi. Hadi. Hadi Şevkat. Sen bırakın. Bırakın beni. Yardım et. Ayhan yardım et. Uçuyorum. 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 Hadi ulan, nereye gidiyorsunuz böyle? Aç kapıyı Veysel Efendi. Mahmut Hoca'nın emriyle Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyoruz. Başla. Haydi. Kazım, gel gel Kazım. Mutluluktan uçuyorum. Kolay gelsin emmi. Ne tarafa gidiyorsun? Böyle gidiyorum ya. Atla atla. Yeşil yandı. Eyvallah. Devam et. Bir son dakika haberi veriyoruz. Afiyet olsun Cevdet Aralarında Bey. Aralarında tanınmış antikacı Cevdet Uçar'ın kızı Esin Uçar'ın da olduğu akıl hastaları... anlaşılan Cevdet Bey. Içinde, Cevdet Bey. Hastaneden kaçtılar. Aa! Polisler sokaklarda halay çeken sade vatandaşlarla akıl hastanesinden kaçan delileri ayırmakta zorlanıyor. Soruşturma başlatan emniyet birimleri davulcu Vedat ve zurnacı Sedat isimli ikiz çalgı çengileri arıyor. Ah ulan hergeleler ah! Sizin işiniz ulan bu. Zeynep Hanım, çabuk bana şuradan ilacımı getir. Harf ilacımı getir benim. Allah sizi kahretmesin. Allah sizi kahretmesin. Bora! Akıl hastanesinden... Bora! ...deli ayırmakta zor. Bora koş! Soruşturma başlatan emniyet... Ne oldu ya? Ne bağırıyorsunuz? Deliler kaçmış. İkiz çalgı çengileri arıyor. Hangi deliler? Nereye kaçmışlar? Ya Esin'in kaldığı hastanedeki deliler. Yani şimdi haberlerde verdi. Peki Esin? O da kaçmış mı? Eyvah, eyvah. Peki Esin Hanım, Nikola... Kazım'ı tanıyor mu?
Ne? Onlar da mı geldi? Evet, onlar da geldi ve durumları hiç iyi değildi. Ben direkt yat kağıtlarını imzalayıp yatırdım efendim onları. Onlar zaten Esin'i kaçırmak için gelmişler oraya. Deli numarası yapmışlar size. Öyle demeyin efendim. En tehlikeli deliler akıllı numarası yapan delilerdir. Ben gösteririm onlara. Efendim siz onu boş verin de Esin Hanım'ı hemen bulmamız gerekiyor. Şu anda çok tehlikeli bir durumda olabilir. Ne yaşıyor bilmiyoruz efendim. Eğer küçük bir şok yaşarsa geri dönülmez bir evreye girer ve geri dönüşü olmaz. Lütfen hemen bulmamız gerekiyor efendim. Ah Veysel efendi, ah! Uganda Cumhurbaşkanı'nın bizde ne işi olur? Deli misin be adam? Deli misin? Ağzımıza... Ne 15'li tokat yolları taşlı. Ne 15'li tokat yolları taşlı. 15'liyle gidiyor. Hacı, hacı nereye götürüyorsun bizi? Alo? La hacı, dursana. Alo, nereye götürüyorsun ya? Ne oldu? Çişin mi geldi? Yok hacı, ne çişi ya? Yardıra gidiyorsun. Ne yaptın, nereye getirdin bizi ya? Kusura kalma, ben unuttum seni ya. Ya o sırtındaki kız sana bağlı mı ya? Bağlı ama sen o şu hayatta kimseye bağlanma hacı. Ya senin durumun vahim ya. Gayri eve de geldik. Hadi gelin bir kahvemi için ya. Hadi. Kim o? Tamir için geldik be, müsaitsiniz. Buyurun. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Artık bir acı kahvenizi içeriz. Buyurun komşu, lafı mı olur? İçin. Ben hemen kahveleri yapıp geliyorum. Evde kahve falı bakan var mıydı be? Kusura bakma, fala bakamıyoruz burada. Ben de fala için almam zaten, kıllığına sordum. Kaprisliyim size karşı. Vallahi bıraksanız üngür üngür ağlarım yani, o kadar doluyum. Namussuz motor. Namussuz motor. Ne oldu, marş mı basmıyor? Ya marş basmıyor. Şu arabayı bir vurduralım ya. Hadi. Ya hem kız sırtında hem de araba ittireceksin. Fıtık olursun ya. Bırak o kızı, bırak ya. Doğru, kızı indireyim ben. Dur. Şimdi Bozkır Bey öyleyken böyle. Tabii de ben prensipli adamım yani. Ama usta dediğin de prensipli olacak yani. Göbek adımdır benim prensip. Ben aslında yeminim var, kovulduğum kapıdan bir daha girmem içeri ama... Şimdi içeriz bir acı kahvenizi. Ondan sonra atır yeniden kurulur be ya. Değil mi? Ne demişler? Ev alma, komşu al. Komşu komşunun küyüne muhtaç. Ayağın yorgana göre uzak. Tamam anladık. Çok güzel. Şimdi siz kahvenizi için de şu şofbeni bir an evvel tamir edin. Hallederiz be ya. Önce kime vereyim? Babana kızım. Olur mu be ya? Önce misafire verilir yani. Vallahi bu gençler de hiç yol yordan bilmez ha. Ya fark etmez kızım. Ver şundan başta Allah aşkına ya. Kızım tepsiyi değil kahveyi vereceksin. Verin de tamam mı, emanet? Sağlamdır ha. Hadi abi sen bin de ben ittireyim. Geç arkaya sen, ittir. Ya abi bin de ittireyim işte ne şey. Ya karışma benim işime. Geç arkadan ittir sen. Haydi. Haydi. Amanın gitti araban. Hacı. Emanet. İyi misin? Esin. İyi misin Esin? Kenara patlar filan şimdi geç.
Korkmayın be ya, hiç bir şey olmaz. Son kontrolü yaptım. 41 kere maşallah. Vallahi sıcak suyunuz hazır. Yaralama termali gibi olacak. Rahat rahat dökülmüşsünüz suyunuz. Hayır, şohben oldu da acaba su akıyor mu? Vanayı açınca akacak be ya. Alo, uğurlu olsun. Kırmızı kurdayı kesmek ister misiniz? Ayda. Yalan olmuş bu be ya. Merak etmeyin ama her şey kontrolüm altında, ben halledeceğim onu şimdi. Annesine. Kovaldı be ya. Ulan sapasağlam da o. Sorumluluk bana ait yengeciğim. Hiç merak etmeyin. Onu ben takacağım. Sizden de 5 kuruş para almayacağım. Çünkü ata benim ata. Ay ne diyorsun sen? Yani şimdi bir de susuz mu kalacağız biz? Susuz kalmazsın be ya. Köşedeki Yaşar bakkalda su var. Aldırırım ben sana. Bakkal diyor herif ya. Lan ne bakkalı ya? Suyumuzu yap, şunu bitir lan. Suyuma koyma ya. Ah Bozkır, bizi nereye getirdin? Bozkır, nereye getirdin bizi? Maalesef gün gibi. İsmail, az önce canın çok yandı mı? Yok. Sen kahve olsan ben her gün seni üzerime dökerim tezene. Sen cehennem olsan ben senin ateşine koruna sarılırım. Yanacaksam sen yak beni tezene. İsmail, senin de kafan baca deliğine sıkışsa benim kalbim sıkışır İsmail. Kıyamam ben sana. Sen türkü olsan ben hep seni çalar, seni söylerim. Dinlemek istemeyen kalktırsın gitsin derim lan. Öp beni İsmail. Ne? Öp beni. Öpmek derken yani? Bildiğin öpmek işte İsmail. Hadi öp beni. Hayır, anam baban yeniler içeride. Ben ondan diyorum yani. Anne! Ya bir sakin ol. Bir sakin ol. Ya teyze! Ne yapıyorsun sen? Irz düşman seni. Seni kafanı kırarım ben. Defol çık. Git buradan. Teyzeciğim, düşündüğünüz gibi değil ya. Azıcık konuşalım. Anne İsmail ben öptü. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Ben bu yaşıma kadar öpüşmedim bile. Öpüşme bile bilmiyorum. Bozkır! Bozkır! Ay Zübeş abla. Ne oluyor ya? Ne oldu be? Ay. Sallandık mı be? Hayırdır? Kız, bu serseri bu. Kızımızı öpüyordu, öpüşüyorlardı. Ne? Evet baba, İsmail beni öptü. Ya Bozkır amca, vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Tezeke sen de 2 dakika geri vites yap, ne olur ya. Konuşma lan. Ulan ben mi döveceğim, döneceksin ha? Vallahi beni ırgalamaz. Şefkattir onun kefili. Ulan başa da kefilinden. Adam zaten akıl hastanesinde. Kaçmış o akıl hastanesinden be ya. Kaçmış mı? He. Evladım, bırakmam seni. Bu gece yatıya kalın. Bir çorbamı da içersiniz. Eyvallah dayı. Nerede kaldın be, merak ettim. Deliler kaçmış diyorlar, sokaklardaymış hep. Korkma hanım, korkma. Bir şey olmaz, onlar buralara uğramaz. Bunlar kim? İçeride sorarsın. Buyurun. Ya millet deliler kaçmış sokakta diyor. Sen tuttuğum evi geçiriyor. Konuşma be kadın. Geç içeriye ya. Hadi. Geç, bir şey olmaz ya. Hadi yürü ya. Allah'ım sen. Sen ne yapmasın ya? Geçsin şu. Allah'ım sen. Defol git lan buradan. Gözüm görmesin lan seni. Kızım lan uzak dur. Aman abi. Kızım avukat mı? Bir daha kapıdan bile geçme lan buradan. Ne bileyim ben be ya. Vanayı takıyorduk, en son kırıldıydı. Ondan sonra ortalık birbirine karıştı yani. Ahlaksız, terbiyesiz. Barındırmayayım bir daha bu herifi buralarda. Hadi. Tamam, hiç merak etmeyin. Biz o zaman abi dükkandayız. Biz ortalık yatışana kadar gel be ya. Allah belanı versin. Ne yapayım merak ya? Etme abla. Biz arkadaşı tımarhaneye atarız abla. Orada yer çok. Biz komple boşalttık oraları. Nerede lan bunun kefili? Ya haberim yok. Gelmedi mi buraya? Sakin Bozkır Bey. Gir. İsmail!
Sen ne yapıyorsun kendine bana? Ne yapıyorsun sen? Vallahi sen, oğlum sen intihar yöntemini mi değiştiriyorsun? Ne yapıyorsun sen lan? Cuma sakin ol. Sakin ol. Elinde kalacak. Ne yaptın? Pür sana İsmail. Utanmaz. Yine bak. Şu kapçık ağzına bakma ya. Biz burada üç kuruş paranın peşindeyiz. Ekmeğimizin derdindeyiz. Sen iki gün önce mahalleye taşınan kıza mı gittin be? Usta yemin ederim Allah cezanı versin kendi öptü beni tezene. Ama ben ölsem tezeneyi satmam. Aferin çok güzel. Vallahi inandım ha. Beni de zaten köşede manavın... Onu hiç kimseye söylemiyorum ama gizliyorum. Hırpalarım seni lan. Cüme sakin ol, sakin ol. Siz inanmıyorsunuz ama ben tezeneye nikah kıyacağım. Onu evimin kadını yapacağım. Bak susana bak hala konuşuyor. Ben sana dükkanımın kira yaptım da ne oldu? Al şu dükkanı. Aç oraları temizle. Benim asabımı bozma ya. Tövbe estağfurullah elimden bir kaza çıkacak diye titriyorum ya. Şevkat. Şevkat bunun benim başıma bela etti ya. Vallahi bela yaptı be ya. Sinirlerim bozuldu. Ben bunu ekmek parası için bırakıyorum. Gerek yok ya. İnan olsun ki bilmiyoruz Cevdet Beyciğim. Biz de öyle bekliyoruz işte. Tabii buradan bakıyoruz devamlı eve geliyor mu Şevkat diye ama yok ne gelen var ne giden. Arıyoruz telefonla dolaşamıyoruz. Allah Allah bu nasıl iş ya? Üçü birlikte hastaneye gidip yatıyorlar. Benim bu işten haberim olmuyor. Ah bilmiyoruz inanın bilmiyoruz. Biri öğrendik ki hepsini birden yatırmışlar. Aa bir öğrendik hepsi birden kaçmışlar. Siz böyle buyurun ayakta kalmayın. Nasıl hadi, oturayım buyurun, kızım nasıl oturayım ya? Allah Allah bu durumda ay, nasıl oturayım ya? Ne bakın, diyorsunuz? Bir sakin olun. Şimdi biz size anlatacağız ama anlattık anlamıyorsunuz. Aç sesi. Hadi aç ağzını. Hadi bak tren geliyor bak. Bak çuf çuf çuf. Ay! Dur oğlum. Ben değiştiririm bu kaşığı alır da. Nesi var bu kızın? Hiç çorba içmemiş mi? Yok yenge. O başka bir alemde yaşıyor. Hay bu sosyetenin alemine. Esin! Şevkat! Cevdet Bey! Esin! Şevkat! Ama Cevdet Beyciğim, yani devamlı biz de gözlemliyoruz, gözetliyoruz ama burada yoktur. Size inanmıyorum. Önce Esin'i delirttiniz, şimdi de bu numarayı çıkardınız. Ah numara falan yoktur, inanın yok burada. Mahallemize nazar değdi vallahi. Bir aile geldi, film koptu. Bu nedir ya? Esin! Şevkat! Esin! Şevkat! Doğru söyle. Kaçırdın mı sen bu kızı? Ya yok hacı ne kaçırması ya? Bunu babası bana emanet ettiydi. Ya ben bunu aldığımda sağlamdı ama sonradan arıza yaptı. Ben de işte tamir etmek için aldım. Gezdiriyorum ha. Hava alsın, beni havalansın diye. Oğlum sen boş ver sosyeteyi mosyeteyi. Bunun ilaya tutmuyor zaten. Bende bir torun var çok sağlam. Hem de güzel. Onu vereyim sana. Yok yenge tamam. Sen Allah bağışlasın sen çok maşallah. Hadi Esin. Allah aşkına aç ağzını hadi. Kırmızılı kadın unutamıyorum. Ya Allah bilmiyoruz biz de bakıyoruz öyle işte. Git Allah aşkına. Aman Allah aşkına İsim Cevdet nerede? Beyciğim dedim ya. Ha, nerede lan? Nerede benim kızım nerede? Cevdet Bey inanın bilmiyoruz. Ne demek bilmiyoruz? Ne siz kaçırmadınız mı onu? Vallahi bilmiyoruz Cevdet Bey. Şevkat en son Esin'i omzuna aldı gitti. Ne? Omzuna mı aldı gitti? Nereye gitti? Vallahi bilmiyoruz nereye? Biz kasap havasındaydık. Herkes bir tarafa dağıldı yani. O kadar deli bir araya yan yana gelince... Ömrümden ömür götürdünüz be. Ömrümden ömür götürdünüz be. Mahvedeceğim ulan sizi. Mahvedeceğim. Cevdet amca. Ben bunun cezalarını veririm. Hey. Aa, lan kime ders veriyorsun lan sensin? Kavgan mavgan istemiyorum. Aa yeter ama yetti artık. Ha çocukluk yapıyorsunuz. Evet ya. Mayka Hanım haklı. Esin zaten aklını kaçırmış. Biz bari aklımızı başımıza alalım. Ben aklımı başıma alamam tamam mı senin? Onlar alsın. Ya bir değil iki değil bu yaptınız nedir ya? Hayır. Tamam tamam Şevkat tamam tamam birbirinize girmeyin şimdi bırakın. Karakola gidelim. Polis her şeyi halleder. Hadi. Biz Esin'i bulalım bana. Hadi. Hadi hadi güle güle yavrum. Kapıda bak kapıda bak. Evet. Hep aynı şey olsun. Hep aynı. Hadi eve. Tabii biz Niko'yla muayenemiz olduktan sonra kuzu kuzu odamıza çekildik. Şevkat az kalsın dışarıda kalıyordu. Harbi mi? Allah Allah. Lan o
sen o doktoru bizim mahalleye getirseydin. Bak bütün delileri buraya getirir yemin ediyorum. Tımarhaneye kilit vurur lan. Hastane boşalmış zaten veya bütün deliler akın akın mahalleye geliyormuş. Yandık yandık, ev kiraları fırlar artık. Şu öğrenci yurdunda zaten tımarhane yaptık mı mahalle olur sana 9-8'i. Hadi bakalım. Harbiden lan. La bu değil de acaba Şevkat ne yapıyor da şimdi, nerededir? Allah bilir. Ben de bilirim veya bana sorsalar. Kesin kızı deplasmana götürmüştür kapçık ağzı. O Paskal'ı görmek için Esin'i diskoya götürmüştür bence. O da olabilir. ne yapıyorsun be ya? Okey'e gidiyordum ben be. Vallahi çayların parasını ödemem, sen ödersin hepsini ya. Benim oyunum biter. Kasa babası beni çok yordu valla. Allah basıldı gençler. Üzerinizde bir şey var mı lan? Memur abi, hoş geldin abi. Selamünaleyküm. Abi gerçekten baksana, yemin ediyorum şu mekanda bugüne kadar parasıyla kumar oynatıldıysa eğer, Allah benim belamı versin abi. Ben haysiyeti şerefi onur için yaşanmadım memur abi. Ne diyorsun lan sen? Ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Özür dilerim memur abi. Niko Kalamaroğlu be, Kazım Köpek. Bizimle karakola geliyorsunuz. Tamam. Hayırdır inşallah memur bey? Hayırdır, hayırdır. Vallahi acil durum çıktı. Selam ye. Hesabı cumaya kitle. Bana mı kastırdı be ya? Ha bir saniye, bir saniye. Biz elimde bundan da. Muhtar, taş mı çalıyorsun? Ayıp vallahi be ya. Vallahi haksız yere götürmez Türk polisi. Asibet, sakin ol. Bir... Asibet, kay. Hayırlı görevler memur abi. Aa, dükkanı açık bıraktın sen be ya, susak. Ya Selo, ver leftere, yaz leftere, halleşiriz sonra. Oğlum ne diyorsunuz lan? Oğlum benim paramı verin. İyi akşamlar memur abi, iyi akşamlar. Hayırdır lan? Ben de anlamadım onu. Beni duyduğunu, varlığımı hissettiğini biliyorum Esin. Ben kötü olan şeyleri hemen silerim. Zaten insan her şeyi unutabilir. Ama birinin ona hissettirdiklerini asla unutmaz. Ben senin yanında olmayı seçtim. Niye biliyor musun? Çünkü seni gerçekten sevdim. Sen çok temiz kalpli bir insansın. Senin yanında öyle bahtiyarım ki Esin. Ben de seni tanıdığım için çok mesut oldum Şevkat. Saadetten uçuyorum sanki. Kendimi senin saadetine adamaya hazırım. Yeter ki sen uç. Şevkat. Esin. Şevkat. Şevkat. Esin. Şevkat yavaş. Şevkat. Esin. Ya Şevkat, uç Esin. Ben tutunamıyorum. Şevkat. Ay, ay. Dur. Saçının teline zarar gelse kahrolun. Hadi oradan be. Sen düşürdün ya beni. Çek. Elini çek. Dur. Oğlum sen beni bayağı hatırlıyorsun ya. Ellerin ne kadar da yumuşak. Seninle el pişirmeci oynayalım. Ay! Esin, sen nasıl bir kafa yaşıyorsun bilmiyorum ama lütfen geri dön ya. Sen zaten geri dönmek için taşınmadın bu mahalleye. Hatırlıyor musun? Annenin seni dünyaya getirdiği o eve taşındın. Kızım. Güzel kızım.
Annem. Evet. Annen seni o evde dünyaya getirdi. Sen o evde hayata başladın. Hatırlıyor musun? Evet. Ben de o evde oturuyorum. Alt katta. Beni hatırlıyor musun? Olsun, olsun. Olsun, hemen hatırlamasan da olur. Biz şimdi eve dönelim. Annene dönelim. Annem. 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 İstediğin kadar anne de. Ama beni de dinle. Bak sen şimdi çok başka bir alemde yaşıyorsun ama geri dönmek zorundasın. Annenin seni getirdiği o dünyaya geri döneceksin. Tamam mı? Evet mi? Evet. Seni o eve götüreyim mi? Hayata başladığın o eve gidelim mi? Hemen şimdi. Evet. Sen yeter ki iste emanet. Sen yeter ki dünyaya dön. Her şeyi unut. Ve hayata yeniden başla. Geçin. Düzgün durun. Bunlar mı tımarhane kaçkındır? Bunlar amirim. Cihünüz komiserim. Ayrıyeten çok teşekkür ederiz komiserim. Ortamlar süperdi. Sayenizde kurtlarımızı döktük. Bir gittiniz altın üstüne getirdiniz lan tımarhanenin. Ülke ayağa kalktı. Televizyonlara baktınız mı hiç? Saatlerdir bir tek sizinle uğraşıyorum. Telefonum susmuyor. Biz ne yaptık? Ortama ayak uydurduk. O nasıl ayak uydurmak lan öyle? Kasap babası komiserim. Lay 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 lay. Durun lan. Komiserim bizim orada kasap babasına ayak uydurmayanı dövüyorlar. Akıl hastanesine gittiniz akıllanmadınız. Biraz da nezarethanede takılın bakalım. Belki akıllanırsınız, belki. Niye la bire? Niye nezarete atıyorsunuz? Hem bizi nezarete atacağınıza davulcu Vedat'la zurnacı Sedat'a attık komiserim. Her şeyi onlar başlattılar. Onları aldık zaten. Arkadaşları götürün, işlemlerini yapın, nezarethaneye atın. Ama komiserim. Komiserim. Yürü, yürü, hadi yürü. Hadi. Ama. Ya Allah. Yürü. Gidip babamdan neden beni izleseydin şimdiye kadar çoktan çıkmıştım ben. Oyun mu ediyorsun diyor beni bir de ya. Dünyaya ta oyun değecek. Seni duyuyorum. Duyarsan dur. Küsüm ben bir kere seni. Konuşmuyorum seninle. Zaten bir işine yaramıyor. Çek git ya. Ya sen bir şey kalbimi kırıyorsun ama. Alt tarafı bir oyundu. Bak şimdi. Al bunu. Bağla beni. Akıl hastanesinden kaçan deliler gündeme damga vurdu. Polislerin yakaladığı davulcu Vedat ve zurnacı Sedat hatta çalgı Çengiler'in ikiz olmadıkları ortaya çıktı. Ünlü antikacı Cevdet Uçar, kızı Esin Uçar'ı bulana, yerini bildirene 250 bin lira ödül verileceğini açıkladı. Bak ne kadar sevildiğini bil. Kayıp Esin Uçar'ın akıl hastanesinden başka bir deli olan Şevkat Yerimdar'la kaçtığı sanılıyor. Şevkat kardeş. Eşsiz sen de ise babası da gönder. Biz diskoya gideriz, tamam mı? Hadi gel kardeşim. Aha. Ben ödülümü buldum. Gel bakayım. Sedat, Sedat. Yok artık ben melekim. Sedat.
Vallahi Taksim nasıl kalabalık. Her tarafta halay, halay, halay. Sen işte ben halay başına dönüyorum tabii o sırada. Halay başı bir daha... Geç. Sen de geç. Merhaba arkadaşlar. Allah kurtarsın. Merhaba baba. Sizi niye attılar buraya? Suçunuz neydi? Kasap havasından attılar bizi buraya, kasap havasından. Siz? Anlaşıldı. Davulcu ile zurnacı biz. Ulan sizin yüzünüzden bizi attılar buraya. Kardeşim söyleyin polislere. Biz de davulcu zurnacı değiliz. İsim benzerliği değil. Biz ikize benziyor muyuz? Yok canım, hani siyah ikizi olsanız kafadan yapışık olursunuz birbirinize ama siz çit yumurta ikizisiniz herhalde. Allah Allah. Peki sen kardeş, ne ayak? Halay başını kaybettim, ortada kaldım, aldılar. Halay başım olur musun balım? Kazım, istini ver. Nereye geldik? Hatırladın mı? İnsan niye geri dönmek ister biliyor musun? Çünkü ya özlemiştir ya da bir şeylerini unutmuştur. Bence sen neyi özlediğini unuttun. Nasıl bir kafadasın bilmiyorum ama bu dünyaya geri dönmek zorundasın. Anlıyor musun? Çocukluk gökyüzü gibidir. Asla kaybolmaz. Ama bazen bir şeylere küseriz. Başımızı öne eğeriz. Gökyüzünü görmez oluruz. Çocukluğumuzun bizi terk ettiğini sanırız. Gel beraber göğe bakalım. Kaybettiğimiz her şey oradadır.
Çok küçüktün. Vedalaşamadı kız. Büyümeni bekledim kızım. Artık gidebilirim. Çocukluğuna sahip çık. Çünkü çocukluğun senin en büyük hazinendir. Ahşap evler yaşatılan evlerdir kızım. İçinde yaşayan birileri olmazsa yavaş yavaş çürür ve yıkılır. İnsanlar da öyledir. Kalbinde yaşayan bir çocuk yoksa yavaş yavaş çürür ve yıkılır. Bunu unutma kızım. Hoşça kal kızım. Yasını tutma. Sevgiyle uğurla. Usta, evin önünde polis aracı var. Olsun be ya, mahallenin güveni her şeyden önemli. Sabah erken kalkacaksın İsmail. Rızkının peşine koşacaksın. Uyanamadın sen daha be ya. Usta iyi de evde ne yapacağız? Esin Hanım delirdi. Evde ne yapacağız? Tadilat yapacağız. Esin Hanım evi tadilat edin dedi. Keşfe geldik be oğlum. Esin Hanım'ın babası Esin Hanım arızalandı. Onu tamir edin dese onu bile ederim. Nasıl tamir edeceksin Esin Hanım'ı? Her şey tamir olur İsmail be ya. Her şey. Kalp kırılır, o bile tamir olur be oğlum. Harbi mi diyorsun? Bizim Bozkır amcanın sinirini de tamir eder misin? Parasıyla olur be ya. Usta, polisler buradayken biz yine girmesek mi içeri? Beni de kullandırdın şimdi durup dururken. Gel bakalım ya. Selam'a... Uyuyorlar bu oğlum. Uyusun çocuklar, yorulmuşlardır. Hadi gel biz içeri girelim usul usul. Buluta ne taşıyorsun diye sorulmaz. Gel be ya. Canım benim be. Güneş doğdu emanet. Yeni bir gün başlıyor. Uykum gelmiştir. Hadi gel seni aşağı götürüp yatır. Bak buralar ısınmaları hep düşmüş ya. Bunları tekrar kazıyıp yeniden cila boya yapacağız. Ah! Siz burada mıydınız be ya? Ne arıyorsunuz oğlum siz burada? Siz burada mıydınız ya? Abi Yunus abicim, her yerde sizi ferlik ferlik arıyorlar be ya. Haberlere bile haber oldunuz. Hadi oğlum hadi. Ya nereye gidiyoruz, daha işimiz var ya. Vallahi tadilat için keşfe geldik biz. Esin Hanım, merhabayın. Esin Hanım. Merhaba Esin Hanım, geçmişler olsun. Sizin için kayışı kesti dedilerdi ama iyi misiniz? Nasıl konuşuyorsun oğlum sen? Boşa çeneni yorma. Kız kendinle değil. Hadi hadi yaylanın abicim hadi. Dur ben o zaman hemen babasına haber vereyim. Vallahi çok meraklı adam. Bir de kafasına 250 gayma ödül koyduydu. Alo. Bırak abi şunu. Kimseyi aramıyorsunuz. Kız kendinde değil diyorum ya. Bir çuval inciri berbat edeceksiniz. Tamam kendine gelsin, ben haber vereceğim babasına. Bu kız nasıl kendine gelecek be ya? Baksana zombi gibi. Esin Hanım. Esin Hanım. Esin Hanım. Bak burası hep rutubet. Vallahi ciğerleri döşütürsün ha. Esin Hanım. Gitmiş bu. Esin Hanım.
Yapmayın, etmeyin komiserim. Yani alt üstü bir kasap havası oynadılar. Dünden beri onların başlattığı kasap havasıyla uğraşıyoruz. Vallahi ben anlamam. Kefaletlerini ödersiniz, salarız. Aman tamam. Bırak anne kalsınlar. Sen sus kız. Sen mi doğurdun? Niye sanki Kazım'ı da mı sen doğurdun? Ben olsam var ya ikisini de hayatta çıkarmam. Kesesini. Allah'ım ben nasıl bir mahalleye düştüm ya? Ay çok güzel bir mahalledir. Starşiye'dir. Niko Kalamara ve Kazım Köpük. Kefaletiniz yattı, serbestsiniz. Yalnız bak baştan söyleyeyim. Buralar çok havasız, çok rutubetli. Azıcık havalandırın kardeşim burayı ya. Yasas pedia. Kazım, hamamın nerede Kazım? Ne oluyor ya? Onlar çıkıyor, biz kalıyoruz. Bekleyin biraz. Üç çift davul zurnacı daha yakalandı. İsimler tutuyor. İkize benzer var mı diye bakıyorlar. Allah düşmanımın başına vermesin kızın haline bak be ya. Vah vah vah. Yavaş. Bana bakın. Kimseye bir şey söylemek yok ha. Vallahi canınızı okurum sizin. Esin yavaş yavaş kendi kendine düzelecek. Nasıl düzelecek bu kız be ya? Aile görmüyor mu? Vallahi bütün devreler yanmış bunda. Elektrik yok. Elektrik vermek lazım buna, düşük voltaj. Ancak öyle titrer kendine gelir o ya. Cuma, sana bir elektrik veririm vallahi buradan uzaya kadar gidersin ha. Düşük voltaj be ya. Nikola Tesla'yı tanır bilir bu usta, hiç merak etme sen. Vallahi elektrikle mucizeler yaratan adam. Ben Ankara kedilerinin bile kulaklarını açmışlığım var be ya. Sen Esin'i bana bırak, hiç merak etme. Yeter lan, yeter. Kalkın hadi. Şevket, ben ustama kefilim kardeşim. Bak kendisi Van kedilerinin gözlerine aynı renk yapıyor la. O da bir şey mi be ya? Cinsiyetlerini bile değiştiriyorum ben ona. Yürü! Bak, yürü! Ya sen yürü, yürü! Ama bak, ama bak bir şey... Memur beyciğim. Biz karakoldan geliyoruz. Komiserim size telsizle anons yapıyormuş, duymuyormuşsunuz. Sizi çağırıyor. Uyumuşuz ya, sağ olun. Uyuyorlar, uyuyorlar. Ya Şevkat, kaynat abla aynısı. Hadi yallah, yallah. Oğlum bana bak. Aa, duydunuz mu? Şevkat gelmiş galiba. Gelmiş galiba Şevkat. Hadi. Ay Şevkat gelmiş. Oğlum bana bakın, birine söylerseniz var ya, yemin ediyorum siz bak kümese kapatırım ha. Tamam Şevkat, gidiyoruz ya. Ya bilmezsin Tesla'yı, itimat etmezsin bu ustaya, alacağın olsun ha. Allah Allah, Tesla'yı biliyorum koçum ama seni de biliyorum Cuma Efendi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Sesini duyunca Esin de burada sandık. Esin burada da ben haşereleri sürüyorum. Şevkat ne güzel kasap havasıydı ama değil mi? Şşş, oğlum nereye? Abla hop hop hop. Gülüyorum ben. Gülüyorum ben. Öyle görülmez, böyle görülür. Ustanın mucizelerini görme vakti geldi Osman. Yürü. Arkadaşlar bir laf kurmayın, delirtmeyin beni ya. Girmiyorsunuz ya. Allah Allah. Çünkü... Kızı delirteceksiniz iyice, girip de şey yapacaksınız ya. Ya Şevkat, bir merhaba diyelim, Esin bizi görsün. Evet. Deme abi, sen vali misin, halkı selamlayacaksın? Deme ya. Dramatik hadise burada gerçekleşti. Esin'in bizi tekrar görmesinde fayda var Şevkat. Bak, dalgıçlar vurgun yeğeni, vurgun yediği derinliğe tekrar indirir. Çünkü bunu kattaki... o zaman dalgıçları anlat abi. Su altı dünyasını anlat. Köpek balıklarını, ahtapotları anlat abi. Beni delirtme. Allah Allah. Bir girse kaçırdı. Girmeyin abla, girmeyin. Rica ediyorum bak. İnsan gibi söyledim. Girmeyin diyorum bak. Ben burada zorla kapıyı kapatacağım suratınıza. Şimdi o olacak, ayıp olacak sonunda yani. Neredeydi o be? Neredeydi o be? Ah işte buldum bu. Bir gün işe yarayacağını biliyordum sadece. Bir gün işe yarayacağını biliyordum. Al bakalım o poşeti oradan. Usta bu nedir? Bilmediğin işlere karışma be oğlum. Al oradan onu. Maymuncuğu da al bakalım. Tamam, başka bir şey ne ihtiyaç olur bu kadar. Koş 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 koş. Hadi be ya, hadi be ya. Çıkacağız yavrum. Ya Marika abla, gözünü seveyim bari sen yapma kız. Baygın diyorum ya. Kendine gelsin, ben senin hepinizi çağıracağım diyorum. O zaman konuşursunuz ya. Şöyle bütün mahalle buraya gelmiş olmasını satayım ben. Gel İsmail. İsmail, maymuncuğu ver bakalım. Al bak. Açılmayacak kapı yoktur. Al bakalım. Hı.
yemin ederim top kapıyı bile açarım. Hiç merak etme. Canım benim be ya. Ne pis tezgahları gibi böyle bakıyor. Gel bakalım. İsmail sessiz ol. Esin Hanım. Gel gel. Esin Hanım. Sen bir sandalye kap bakalım. Hadi bismillah. Oturt kız oraya, oturt. Gel. Aa, hopacık, gel. Aferin. Otur kırtta, ha? Harika. Tesla, bize yardımcı ol. Vallahi bu Tesla büyük üstad, ben sana söyleyeyim abiciğim. Yemin ederim, adamın hala sırları çözülmedi. Eseridir elektrik devrimi. Ya hususta sonuçta Edison da ampulü buldu yani. Aman be ya. Herkes onu biliyor ampulü buldu diye. Adam elektriği bulmasa ampulü ne yapacağız? Affedersin, kızın yanında pis pis konuşturuyorum beni de be ya. Tövbe estağfurullah. Bak şimdi, tut bakalım ikisini. Sakın birbirine değdirme. Bak, işaretlediğim şu noktalara şakaklarını onları tut, tamam mı? Akupunktur noktaları. Aman İsmail kaydırmayasın. Kaydırırsan vallahi... Çünkü beyin sanır böbreği dalak, dalağı böbrek. Ondan sonra velettalin amin. Yaşayan ölülerin dönüşü. Hazır bakalım, tut. Bakalım İsmail. Evet. İsmail, aman noktaları kaydırma, gözünü seveyim. Kaydırmam. Hadi hayırlı uğurlu olsun sağlığınıza Esin Hanım. Başlıyoruz. Bir, iki, üç, ateş. Hadi. Aramızdan bir temsilci seçelim. Evet. Mama girsin. Ya yettiniz artık be. Bela mısın ya? Yürüyün gidin. Koş hadi. Esin. Yok bir şey be ya. Yok bir şey. Vallahi Tesla usulü elektroşok uyguladık biraz. Sarsıldı tabii ama. Lan siz nereden girdiniz lan? Öldürtecek misiniz lan kendinizi? Ha? Yürüyün gidin ya. Ama ya, yapma. Sıkma. Ay, sıkma. Ay. Vallahi kaburgacıklarım kanıma ya. Ay! Savun! Ya niye? İyilik yapıyoruz be ya, hiç anlamıyorsun. İki gün sonra gelirsin, özür dilersin ustandan ama hiç affetmem, yaparım en kral kaprisi. Burnunu tuttururum seni be ya. Derdin nerede be ya? Orada usta. Ulan ne sıktı be. Az kalsın altıma kaçıracaktım, yemin ederim. Ya siz nasıl insansınız ya? Şefkat. Ya kız tam kendine geliyordu, düzeliyor. Geldiniz bir çuval inciri berbat ettiniz ya. Şefkat. Yürüyün abi. Çık 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 Şefkat. Çık. Şefkat. Şefkat bırak kalsınlar. Onlardan soracak hesabım. Ama ondan önce... Saçım nasıl? Hey. Delikanlı şefkat yerinden. Yazgısı mazlum,